saniye. Ver bakayım. Gel bakayım. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf pus. Hiç yalan der misin? Pek dert dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Bende gili kevlar metril, sende sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak, gezsem ne olur her gün deklaton. Hep dikenli tel etrafımda, kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep diken diken gel bir gör, tıkandı kaldı bak her bir fon. Kırıntıların arasında kaldım, hadi konsun artık hadi konsum. Artisim ol her sokakta beni bulmak zor. Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın? Kulağına dandik müzik takılanlardansın. Ama kusura bakma, yapılacak hiçbir şey yok. Hızlı söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen sizlersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacak çakmış gibi konuşuyor, şuna baksana kek. Altına bez, alsana test. İki kere iki ceza eder net. Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz. Öğrenebildin mi velet? Rap harekettir ve de politiktir. Bunu hazmedemiyor isen hattir. Duvarda hit list, çoğunuz misfit. Karalara ver yeri, sen yine hit list. Bilmiyorsan sus, karalara tuz bas. Karalara ayak ile herkese kumpas kur. Bak uzaktan headshot zaten. Göz gözü görmüyor hep pus. Takipteler ses etme sus. Bir vakit donmuştu beynim. Düzlükteyken bitmiş seyrim. Göz gözü görmüyor hep pus. Takip derler ses etme sus. İstanbul görmüyor. Vallahi dün akşam görmüyor. Muhteşem bir sis vardı bize. Sen dün akşamda kalmışsın. Hayır, dün gece sahura kalktım. Hanım dedi ki inanılmaz sis var. Hemen şarkıyı açtım. Hanım dedim bu nasıl? Okey dedi. Hanımın tabii ki isteğini yaptık bu arada. Efendim herkese günaydınlar, sevgiler, saygılar, ceza. Göz gözü görmüyor, sus pus. Gerçekten İstanbul. Ben sabah de değildi ama sevgili Gözde de. Sana da değişik değişik isimler geliyor aklıma. Ödüm kopuyor bir gün. Sevgili Gözde kardeşime şey var. Ne diyecektin? çıktığı noktada İstanbul'un öbür yakısından geldiği için. Yani yarın yarım küre. Dörtleri yakarak geldi. Evet, dörtleri yakarak geldi tabii ki. Sen... Kar lastiğini aldın mı bu arada? Kar hala kar lastiği alacak. Geldi artık. Ama bir şey söyleyeyim. Kayar, gizli buzlanma olur, gizli sis olur. Her şey olabilir yani. Nasıl olsa kadir hani balık var. Eskiden vardı ya, ay üç kabülü. Evet, güzel bir ceza şarkısıyla buradaydık. Günaydınlar, günaydınlar. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. İstanbul'da hava hava 6 Nisan çarşamba 10 derece falan galiba. Hı hı. Ama soğuk tabii ki, dikkat edelim. Tekrar tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan şerifiniz mübarek olsun diyorum. Ve 31 filmi var. İnanılmaz bir adam. Dünyanın her tarafında var. O bir ekol. Gani Rüzgar Şavata birazdan burada olacak efendim. Magazin haberlerinden sonra. Ve tabii ki Gözdeciğim artık şu açılışı yap. Neler söyleyeceksin bakalım. Böyle... Ama bugün bak çok üstüme geldi. Bak kolumda serumum takıldı. Hastayım ya. Ne olur. Biraz duygusuz yapayım da bugün de böyle sakin atlatayım. Dün beni sünnet şey çocuğu yaptın, ya. Jokey evet. Yaptın. Bugün, evet, bugün tamam. Hiçbir şey yapamadı diye siyah giydim. Bak simsiyah. Hiçbir evet. Şey olmuyor. Karalara bağlamış gene bu sis gibi. Evet, buyurun devam ediyoruz efendim. Magazin haberleriyle Türkiye'nin gündeminde bakalım Türkiye'de. Önce doğru haberler tabii ki, sonra saçma sapan magazin haberlerini düzeltmek için biz geldik. Hadi bakalım ütü niyetine başlıyoruz. Buyurun efendim. İlk önce bir ilk haberi gelsin. WhatsApp iletişim hattımızı da verelim istersen. Ver canım benim, ver. Günaydınlar herkese. Bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim hattımız 0553 338 53 70. Canlı telefon bağlantımız 0212 356 1026. Instagram üzerinden bize ulaşmak isterseniz mevzunetv'den bize ulaşabilirsiniz. Bugün magazin haberimizi ilk olarak Mehmet Ali Erbil ile başlıyorum. YouTube kanalı açmaya karar vermiş Mehmet Ali Erbil. Önceki gün dostlarıyla Etiler'de bir dönercide iftar için buluştu. Gece sonunda ünlü şovmen YouTube kanalı açacağını söyledi. Z kuşağına ulaşmak için bir projeyi gerçekleştireceğim. Söyleşi programı yapacağım.
Erbil, Seda Sayan'ın nişanlısı Çağlar Ökten'le Prag'da evleneceğinin hatırlatılması üzerine nereden bulmuş orayı diye espri yapmış. Yani Mehmet Ali Erbil bence Çarkıfeli'yi çok özlüyordur. Kesinlikle. Mehmet Ali Erbil, Mustafa Erbil abisi özellikle ben çok severim ailesini. Çok da değerli bir insandır. Sevgili Serkan Mutlu'nun mekanına gitti Etiler'de. Hı hı. Çok da güzel bir mekandır. Yakında da kağıthane açıyor sevgili Serkan'ım. Allah utandırmasın kardeşim. En yakın zamanda da iş adamı noktasında da inşallah burada kendisini ağırlamak isteriz. Benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Her zaman bir lafı var. Ben ona bazen takılıyorum ya diyorum işte. Ünlüleri buldun bizi unuttun. Abi sen varken onlar yoktu dedi. Onun için bu nezede bu olayda Serkan'ıma çok teşekkür ne ediyorum. Güzel, Domine'ye gitti. Bütün herkesi gördü. Bize selamlar getirdi. Ama en son telefonla konuştum 2 gün önce. İnsanlar direkt şey sormuşlar ona. Serkan geldin ama döner var mı diye Nagihan döner sormuş ona. Bu da Nagihan gerçekten muhteşem gidiyor Dominik'te. Bence şampiyonluğa doğru adım adım. Dün saçmalamışlar biliyorsun. Evet evet. Sevgili Lisa, sevgili Hikmet'in dolduruşuna geldi. Demiş ki doping var falan. Evet. Yani doping kesinlikle yok. En son burada giderken 11. yılını kutladık biz o derecenin. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde şey yaparken, atletizm yaparken 15.09'du galiba, evet. Derecesi 11 yıldır kırılmadı hala. Onun için bence orada da o kadar kötü şeyler var ki. İnsan onun arkasından ama Acun dün akşam çok sert açıklamalar yaptı. Ben dedim Hikmet'i gönderecek herhalde dedim. Ama yapmadı. En son dedi son itirazımdır dedi. Rica ediyorum dedi. Belden aşağı vurmaktır dedi. Doğrudur. Bence gidin kardeşim orada sporunuzu yapın. İnsanlar sizi gerçekten çok seyreden var. Seyrettiği noktada da insanlar bazı şeylerde replikler falan saçma sapan replikler yapmasınlar bununla alakalı. Çünkü bakmadım ama gene bugün saçma sapan replikler sosyal medyada dolaşır diyorum. Ve ilk magazin haberi gönlümüzün kraliçesi Nagihan Karadere'yi buradan alkışlıyoruz. Fanlarına da sevgiler gönderiyoruz. Hadi bakalım oylara devam edin efendim. Ve kelebek efendim kelebek, hürriyet kelebekle magazin haberleriyle başlıyoruz. Usta sanatçı Haldun Dorman 93. yaşını kutladı. Dorman kutlamada genç oyunculardan ümitli olduğunu söylemiş. Yani şey maşallah Haldun Dorman gerçekten ilk haber dedik ama ikinci haber bu. Hı hı. Haldun Dorman 94 yaşında maşallah. Biz o kadar yaşayabilecek miyiz acaba ya? Keşke. Vallahi abi, bir de 94 yaşında. Bekler misin kendini? Yok ben kendimi onu beklemiyorum. Kaç yaşında öleceksin sen? Belli mi? 50'yi görürsem iyi diyorum ben. Vallahi 50 bir anda gömdü ya. Ay annemin. Şu an kaçsınız şu an? 38. Ay 58 gibi görünüyorsun değil mi lan Mert? Sen kaç görünüyorsun? Ben 29 hala. Bir şey söyleyeceğim bak delikanlıyım ben her bak. Şeye bak. Şöyle bari. Bakar mıyım? Ben, arkadaşlar lütfen Kadir Balık Ufiçil'a veya DM'den yazın. Hı. Efendim ben yaşımı gösteriyor ben muyum? Ben gösteriyor muyum? Hanımefendi ikincisi, yaşını gösteriyor mu? Yüzümde benim ne botoks vardır ne bir şey. Bak ona göre ben yaşıtlarıma göre ya genç benim duruyorum. Benim yüzüme lütfen. Daha hiç şey krem sürünmemiş. Ne diyorsun sen ya? Ne botoksu yani? Allah'ım böyle bir şey yok yani. Lütfen neyse. Ya rica ediyorum. Ben istiyorum. Hatta canlı telefon bağlantısı istiyorum. Söyler misin? Bir kişi katılsın. Hı. Ama şimdi erkek ama hanımefendi çok iyi falan böyle her zaman gibi o erkek tavırları vardır ya. Yok evet. Sen öyle bulursun ki erkek bile der ki siz çok yaşlı gösteriyorsunuz. Vallahi bir tanesi çıkarmış beni söylermiş falan. Hı. Neyse onu karıştırmayalım. Ve devam edelim buyurun efendim. Rapçi Kubat diyeceksiniz demiş artık ya, Kubat. Kubat da Türk halk müziğini bıraktı abi Kaan abi. Rap'e başladı yani. Bunlar 1-2 senelik. Yani ben Kubat gibi bir sanatçıdan böyle bir şey beklemem yani. Çok enteresan bir şey. Devam çok et. Güzel de sesi var. Çünkü Türk halk müziği sanatçısı Kubat önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi. Eşi Eylem Eraydın ile birlikte alışveriş yapan Kubat 4 yıl aradan sonra çıkaracağı Koca Dünya adlı yeni albümü hakkında konuştu. Fuat Ergin ile bir rap şarkısı yaptık. Bu şarkı çok konuşuldu. İlk kez tarzımın dışında böyle bir şarkı yaptım. Artık bana rapçi Kubat diyeceksiniz demiş. Yemin ediyorum ben Mert bilmiyorum ama yani. Var mı ki yayında mı? Kubat, şarkı? Hayır Kubat diyorum. Kubat rap Allah Allah. Bak Sedat Çen diyor ki sen 25'sin diyor hanımefendi 36 diyor. Görüyor musun? Bak Sedat iş adamı Çen. Öyle diyor yani.
Evet, devam edelim. Sokak hayvanlarına yardım. Yapımcılığını Çolpan İlhan Sadiral Işık Tiyatrosu Timsi Ateşi oyunları için alınan her bilet gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarını korumasına yönelik faaliyet gösteren Payader'e bağışlanıyormuş. Vay, bak sokak hayvanlarıyla alakalı ne güzel. Lütfen hele hele bu havalarda sokağınıza, kapınıza bir kap bırakın. Su olur, mama olur, başka bir şey olur. Evet. Çünkü onların da yaşamaya ihtiyaçları var. Rica ediyorum. Bazı kafalar var. Çöz sokak hayvanlara çarpıp kaçıyorlar araçlar. Ama unutmayın her yerde mobese kameraları var. Kaçanlar kaçacağını zannediyor zaten. 3 adım sonra yakalanıyorlar. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Haydi Ajda Marmara'ya. Haydi Kadir sen de Marmara'ya o zaman. Seni de gönderiyor. Samsun Demir mi Samsun yapmış? Samsun Demir demiş. Metroya metrobüse hiç binmedim. Marmara Rayı çok merak ediyorum diyen Ajda Pekkan'a yapımcısı Samsun Demir İstanbul kart hediye etti. Demir süperstarı İstanbul'u toplu taşıma ile gezme teklifinde bulundu. Sen şimdi benden İstanbul kartta istersen vazgeçtim sana. Valla nedir o? Kesinlikle tabii ki ben dün geçen de söyledim. Ben kendime bir kamera takacağım. Ve gizli kamerayla birlikte çok yakın zamanda böyle bir şey yapacağım. Onun da tiyosunu vereyim size efendim. Buyurun devam edelim. Sapık'ta evinin krokusu çıktı. Aleyna Tilki yaşadığı sitenin telini aşıp evinin önüne kadar gelen ve taciz mesajları attığı iddia ettiği Muhammed Erkam'dan şikayetçi olmuştu. Takıntılı hayranının Tilki'ye 500 metreden fazla yaklaşmamasına karar verilmişti. Bu kişinin serbest kalmasının ardından şarkıcı yeniden şikayetçi oldu. Muhammed Erkam'ın Tilki'nin evinin krokisini çıkardığını belirleyen savcılık soruşturmayı tamamladı. Saplantılı hayranına 4 yıla kadar hapis istenmiş. Vallahi şöyle söyleyeyim. Hayran tabii ki sanatçının, oyuncunun hayranı olmanız güzel, hayranı olmanız güzel ama bunu böyle bir saçma sapan şeye taşınmanız bence çok şık değil. O sapığa sesleniyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum eğer ki anlıyorsa. Senin de ailene birisi bir takıntılı noktada olur. Sonuçta bir şey kendinize yapılmadığınız, istemediğiniz şeyi lütfen başkasına yapmayın. Seviyorsanız sevdiğinizi böyle değil, daha güzel belli edin. Mesela ben Gözde'yi hiç sevmiyorum. Sevmiyorum diye söyleyebiliyorum mesela. Mert'e diyorum ki seni seviyorum. Ömür'e onu diyorum mesela. Aynı şeylere, kardeşlerime diyorum. İşte anladın mı? Yani sonuçta direkt bunu söyleyebilirsiniz. Ama kalkıp da böyle sapıkça krokiyi ne yapacaksın anlamıyorum ki yani. Hangi kafada yaşıyorsunuz? Hangi dünyada yaşıyorsunuz? Hangi evrimin içinde yaşıyorsunuz? Onu hiç anlayabilmiş değilim. Size de çok acıyorum bu konuyla alakalı. Bence bu yaptırımlar çok daha sert olursa Bekir Bozdağ'dan istirham ediyorum. Bunu da istirham ediyorum. Bazı şeylerden vazgeçebilirler diye düşünüyorum. 4 yıl kesinlikle uygulanmalı, kesinlikle bozulmamalı. Anlatabiliyor muyum? İddianameyi bilmiyoruz çünkü. Bununla alakalı sevgili bakanımızdan bunun bu gibi konuları daha sık, daha gündeme gelen konumları acilen meclisten geçirip bununla alakalı yasa yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ve diğer habere geçiyorum. Sen niye beni sevmiyorsun? Seviyorum evet. Şaka yaptım. İyi. Caddeyle devam ediyorum. Madrid'de Cansu Dere rüzgarı. Yurt dışında büyük hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere İspanya'ya ödül vermeye gitti. Oyuncu ilgi odağı olmuş. Çok ne güzel ben ya. Cansu ben şunu Dere'ye. Söyleyeyim. Bir Türk Madrid'de değil mi? İspanya'da. Evet, Madrid'de. Bu güzel bir şey. Türk bari ailelerde dalgalandığı noktada. Kim bu? Türk oyuncu, Türk model, Türk sporcu gibi. Dün sevgili kardeşim Hollywood'da yapımla yapan, filmler yapan sevgili Ramiz Özbay'a da aynısını söyledik. İnanılmaz güzel tepkiler aldık. Onu da söyleyelim program için. Bugün de birazdan hemen birkaç haberden sonra, magazin haberinden sonra vallahi ben onu Türkiye'nin dev senaristlerinden, dev yönetmenlerinden hatta oyunculardan
onu görüyorum. Her zaman da çok barışlanır. İki gözüm biliyorsun Ahmet Kaya. Evet. Onu soracağı durum nedir diye sevgili Gani Rüzgar Şavata abim şurada olacak ve devam edelim. Şiddet kuralı. Ayça Ayşin Turan çok güzel bir şey söylemiş. Etiler'de görüntülenmiş bir röportajında kadını ezen sahnelerde oynamamaya dikkat ediyorum diyen oyuncu, kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse ben oynamam demiş. Ne güzel, tebrik ediyoruz. Böyle yaptırımlarda oyuncularda olması gerekiyor. Her şeyin para olmadığını burada zaten Ayşin bizi o noktada bizi bilgilendiriyor. Buyurun. Araç kullanmayı bırakmış Zafer Alagöz. Önceki gün Nişantaşı'ndaymış ve vale ve otopark ücretlerinin pahalı olmasından dolayı artık otomobil kullanmadığını söyleyen oyuncu, İstanbul'da otomobil kullanmak belalı bir iş. Nereye park edeceksin? Park ediyorsun, 2 saat kalıyorsun, 100 TL istiyorlar. O zaman taksiyle gider gelirim demiş. Şimdi şöyle, Nişantaşı'nda özellikle böyle bir kaos var. Evet. Vali Konağı Caddesi'nde. Ama atıyorum arabanı bıraktınız, çıktınız 50 TL. Ama bazı, bunlara ben değnekçi diyorum, onu da söyleyeyim. 100 TL, 150 TL alanlar da var. Ama en yakın zamanda İçişleri Bakanlığı bu noktayı, bu virgülü, bu olayı bitiriyor. Nasıl bitiriyor derseniz, benim duyduğum kadarıyla Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda şöyle bir genelge yayınlandı. Hepsi bir firmaya bağlanacak. Mesela senin valen olacaksa oradan olacak. Öyle 50 lira, 100 lira falan noktasında olmayacak. Onu da duyumunu söylüyorum. En kısa zamanda da bu yürürlüğe girecektir. Ama bence de Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi, bunların da yetkilileri bu gibi değnekçilere veya İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu gibi değnekçilere göz açtırmaması gerekiyor. Çünkü araba geldi, tamam okey, ne kadar? 50 lira. 5 yıldızlı otelde bile 40 lira 50 lira. Ama yok 2 saat kaldı 100 lira, böyle bir nokta yok. Sadece otoparklarda oluyor bu iş. O gibi şeylerde kesinlikle hakkınızı arayın diyorum ve diğer habere geçiyoruz. Aşkı tanımlamak zor. Sevda Ergenci bir dergiye kapak olmuş. Meslektaşı Yılmaz Kunt'la birlikte olan oyuncu, aşkınızı nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna, tanımlamak zor iş. Benim için yuvada hissetmek gibi bir şey herhalde. Aşk benim hayatımın neşeli ve pozitif tarafı diyebilirim demiş. Evet. Devam edelim. Aşkı öyle tanımlıyormuş hanımefendi. İyi de bir oyuncudur. Çok da severim kendisini. Evet, devam edelim. Askıda pideler biliyorsunuz. Ne güzel. Çok pahalandı. Kavuz Çalcıoğlu. Ediyorum. Tebrik ediyorum onu. Onu ben okuyayım. Her gün bir fırıncıyla anlaştı. Evet. 200 tane pidenin parasını veriyor. Ramazan ayı boyunca askıda kalıyor o pideler. Kimin ihtiyacı varsa gidip o pideleri alıyor. Kalıstı yürekten, Kalıst kardeşimi, değerli kardeşimi yürekten alkışlıyorum. İyi ki varsın Kalıstçum. Çocuk Naz'ı ayırdı. Naz Elmas'la ilgili bir haberimiz var. Naz'ı çok iyi bir oyuncudur. Açel Yelmaz ablasıdır. Ben çok seviyorum o aileyi. Ama eşinden ayrılmış galiba. Allah yollarını açık etsin. Mutlukları daim olsun. Seçkin değil mi haberi? Kimin haberi? Aydın Hamza'nın haberi. Aydın Hamza'nın haberi. Evet, Aydın Bey'e sevgiler. Okuyalım. Selamlar. Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın aniden ayrılma nedeni ortaya çıktı. 38 yaşındaki güzel oyuncu 3 yıllık eşinden çocuk istedi. 55 yaşındaki iş insanı bu isteğe karşı çıkınca evlilik sona gelmiş. Yani işte Naz biraz çocuksu olduğu için çok da severim kendisini. Ama 38 yaşında artık, yani bir çocuk istemesi normal. Yani olabilir. Olmuş. Yani o kişi de belki çocukları sevmiyordur ama. Başka haber var mı? Çocuğu var kendisinin ya. Evet. Kürklü Gülşen. Evet. Gülşen Kürklü'ymüş. Efendim, Gülşen kapandı. Evet, öyle. Yani yemin ediyorum açıldı, saçıldı. Baktı ki olmayacak. Bir de kapanayım deyip böyle bir haber yapsınlar beni diye söylemiş. Bakın nasıl kapandı efendim. Son dönemin konuşulan ismi Gülşen, önceki gün bir alışveriş merkezindeydi. Ünlü popçu ceketinin üzerine giydiği kürk yeleği ve çerçeveli gözlükleriyle bambaşka bir tarza bürünmüş. Ne güzel, bak ekranda da görüyorsunuz efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün magazin haberlerinde ilk fotoğraftı galiba. İkinci mi, üçüncü mü ne fotoğraftı? Sizi yürekten tebrik ediyorum. Ve tabii ki çünkü bizim gözde çok çok çabuk okuduğu için bıdı 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 benim gibi. Dediğim gibi gözde diyorum. Gülşen Hanım efendim yarı kürküyle beraber Nişantaşı'nda mı görüntülendi? Evet. Evet, orada görüntülendi
merak ettim. Niye gazeteciler şey sormadı? Gülşen Hanım çok yakın zamanda hangi şovunuzla geleceksiniz? Hangi esprinizle? Yani artık kucak oturmaya bırakmayı o veya işte ne bileyim yarı çıplak dolaşmayı bıraktınız mı? Yani Ramazan ayında neler göreceğiz sizden veya daha sonra neler? Bunu sorabilirdiniz aslında. Böyle bir haber yapılmış. Kimin haberi o? Onu da buradan tebrik ediyorum kardeşimi. İsim yazmıyor. Evet, orada değil ama öbür tarafta Gülşen haberi aşağıda. Burada. Öyle mi? Evet. Yazmıyor mu? Evet, yazar aslında. Neyse, efendim küçük bir araya gidiyoruz. Küçük bir arada sonra senarist, oyuncu, yönetmen, her şey burada olacak. Gani, Rüzgar, Şavata. Buyurun araya gidiyoruz. Aradan sonra geliyoruz efendim. Evet efendim, tekrar günaydınlar. Gani Rüzgar Şavat abi, hoş geldin, safalar getirdin. Hoş geldin Gani abi. Nasılsın, iyi misin? Niyetliyiz güzel, tabii ki. Güzel insanları görünce daha iyi oluyor. Allah razı olsun. Kendi televizyonum diyebilirim. Çünkü benim filmlerim Azerbaycan bölgesinde, Orta Doğu'da, Türk devletlerinde çok oynuyor. Ben en çok oralarda seviyorum. Bak böyle Kürt kökenli. Seni sevilmediğin olmamalı. Nokta yok ki abi. Keşke Türk kökenler benim kadar Türk olsalar. Bu hep diyen adam, ben birliği, beraberi, barışı anlatan adamım. Barış derken önce şu Ukrayna'daki savaşın durması lazım. Durdu galiba. Vallahi durmadı ama inşallah. Temennimiz bu. Tamam. İnşallah. Çünkü dün akşam bir haberde gördüm. Kiev Büyükelçimiz oraya geçmiş galiba. Yerine geçmiş galiba. Büyük acılar yaşanmakta. Dünyada yaşanmakta yani. Bu emperyalist güçlerin oyunları. Ama Türkiye bu oyuna gelmiyor zaten. Gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Masada duruşun hiçbir zaman bozmuyor. Allah yolumuzu açık etsin. Bu mübarek Ramazan ayında da inşallah o nokta, o savaşlar biter, güzellikler gelir. Abi. Bir de biraz evvel bir konuya değindiniz hayvanlarla ilgili. Genelde şu an halen bazen bakıyorum manavlarda, markette sapanlar satılmakta. Kuşlara vuran sapan. Eskiden biz onu kullanıyorduk eskiden. Evet. Bizzat onu burada bir daha gündeme getirin. Şu sapanlar kaldırılsın. Hayvanları yok eden silahlar kaldırılsın. Silahların sustuğu bir dünyada insanlık bekliyoruz ama maalesef insanlığa kadar sıçramış. O sapanları markette mi satıyorlar? Marketlerde, manavlarda satılıyor. Suç duyurusuna yani, bulunur gibi bir yani, şey yapalım, günah. Çağrıda bulunalım. Bir serçenin hükmü bakalım. Ne olur ki ya? Hükmü yok ama günah bir odak. Yani şey, şöyle bir ağaçtan biliyorsun üçlü. Biz çocukken neler yapardık. Ya. Hatta benim kuzenimin bir tanesi... elde çelik çomak oynardık. Biz bir tane gözü hala kördür yani. Şey sopa bir çıkıyor elimizden. De şimdi, benim de dayımın öyle. Bir de kuş silahları çıktı. Şey atıyor. Demir bilye atıyor yani. Ya bunlara tabii ki dediğim bir gibi karşıyız. Yani. Hele hele hayvan noktasında İçişleri Bakanlığı'na biz buradan programda da söylüyoruz. Marketleri bir ablugaya alsınlar. Evet. Gerek Sayın Valimiz, gerek emniyet müdürlerimiz bununla alakalı. Çünkü onlar cansız, canlı ama bizimizin canlı. Bakınca da böyle o kadar güzel duruyorlar ki. Allah'ın sessiz. Sonra bir de yalnız şehirlerde ya. Değil yani. Dışarıda, dağlarda, ovalarda bir sürü hayvanlar var. Mesela ben Irak'ta, biliyor musunuz o mıntıkasında hayvanları avlamak yasak. Nereye, hangi dereye girsem, sizler bilirsiniz, Erbil'e gitmişsiniz. Keklik sesleri. Her sokakta, şeyde yollarda tavşanlar, tilkiler insanlarla haşır neşir. Hayvanlar yasaklamışlar yani. Ama şey ne derler ona oradaki bazı bölgelerde görüyorum, bazı ülkelerde görüyorum. Dediği gibi hayvanlarla insanlar bir arada yaşıyorlar. Yani ama sonuçta onların bir yırtıcılığı yok aslında, doğru yok, bir şey olabilir yani, biraz. Teknik, o ayrı bir güzellik yani, yapar o, biliyor musun? Şimdi inanın Irak sınırına girdiğin zaman Kerkük'e, Musul'a, Bağdat'a tarafını bilmem ama Süleymaniye'ye kadar, Erbil'e kadar, bir de Barzan bölgesinde
tavşanlarla karşı, tilkilerle karşılaşırsınız. Aa ne güzel. Allah Allah, ben hiç denk gelmedim. Öyle, böyle çok yani, hoş bir şey yani. Özel arabayla bir gidin görün. Vallahi ben oralara gidip geliyorum. Peki abi, Gani Rüzgar Şavata'yı Şerit gibi geri alsak nasıl tanır Z kuşağı dediğiniz? Valla işte. Gani Rüzgar Şavata halktan biridir. Halkının kölesidir. Geçenlerde birileri bana yazmış, abi biz seni niye çok seviyoruz? Niye? İşte filmlerden falan. Hayır, sen dünyada ilk ben halkımın kölesiyim diyen bir sanatçı olduğun için bana bu paragrafı geçmiş. Duygulandım. Yani sanatçı kimdir? Sanatçı neyi ifade eder? Sanatçı ne yapmak ister? Sanatçı halkın yapmak isteyip de yapamadıklarını, halkın söylemek isteyip de söyleyemediklerini yapmaya çalışır. Söylemeye çalışır. Sanatçı barış ister. Yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk'ün dediği gibi. Sanatçı tellallık yapmaz, savaş, çangralar çalmaz. Muhaliftir sanatçı. Sanatçı mazlumun yanındadır. Nerede yaşanıyorsa mazlum, sanatçı oradadır. Şimdi bugün ben işte biraz evvel Ukrayna'da kan gölü. Yani ekranlarda çocukları izlettiremiyoruz biz. Şimdi ben orada olmayayım, nerede olayım? Ne diyeyim yani? Putin'i mi alkışlayayım? Bir daha şeyi mi alkışlayayım, Amerikan liderini mi alkışlayayım? Kimi alkışlayacağız? Böyle. Gani Rüzgar Şavata'ya gelince bunları anlatan biridir. Siz benim evveliyatımı bilirsiniz. Ben tiyatro kökenliyim. Sinema TV mezunuyum, eğitim mühendisliği mezunuyum. Malatya Şehir Tiyatrosu'nun kurucusuyum ve Malatya Film Festivali kurucusuyum. Ama ben bunlarla övünmüyorum. Ben yaptığım filmler halk filmlerdir. Şimdi çok değerli yönetmenler var. Türkiye'de büyük bir sinema mesafesi var. Alınmış yani. Yol almış. Yüzlerce AVM'lerde sinemalar var. Yani şurada bir AVM'ye girdiğin zaman 14 tane, en az 10 tane salon var. Sinema halen sanatın cumhuru. Ve o AVM'lerde 14 devlet orada kendisini anlatıyor, kendisini tanıtıyor. Teknolojinin var olduğu bir dönemde halen sinema ölmüş değil. İşte bazıları sinema yok. Hayır, sinema başka. Karanlık kutuya giriyorsun. Kültürü görüyorsun, yaşamı görüyorsun, inancı görüyorsun, itikadı görüyorsun, barışı görüyorsun, kardeşliği görüyorsun, savaşları görüyorsun, iyiyi görüyorsun, kötüyü görüyorsun, beyazı görüyorsun, siyahı görüyorsun. Sinema başka. Yani ben burada kitap okumayanlar, okuma zamanı olmayanlar, haftada bir olsa, 15 günde bir de olsa sinemaya gitmeler lazım. Her film bir kitaptır. Şimdi öyle filmler kolay yapılmıyor. Büyük maddi paralarla yapılan. Yani her film sinemaya girmiyor. Soğan sinemalar 5+1 dediğimiz bir olay. Her film girmiyor değil mi sinemaya? Her film girmiyor. Bir şeyden mi geçiyor? Nasıl? Neden yani girmiyor? Yani şimdi senin sinemaların var. Komisyonda marketin var. Komisyonda ne alacaksın? Meyve getireceksin. Hangi meyve kalitesi? Onu getiriyorsun sinema manavına, marketine koyuyorsun. Komisyoncudan getiriyorsun. Evet. Burada böyledir. Şimdi senin sinemaların var. Tamam, dağıtımcılar var ama yani sinemalarda iş yapacak filmler. Sesi, rengi, deseni, oyuncuları, yönetmeni, senaryosu. Önemli. Şu an zaten diğerleri bazı paravan filmler yapılıyor. Fatura için yapılıyor. Bu faturayı bir türlü Türkiye'de atlatamadık. Yani TV için filmler yapılıyor. Şimdi internet dünyasında bir sürü kanallar, onlara filmler yapılıyor. Günlük diziler yapılıyor. Şimdi düşünebiliyor musun? 120 dakika olmuş bir dizi. Eskiden biz bir saatti. 120 dakikayı bir haftaya sığdırıyorsun. Kandırmaca. Başka bir şey yok. Pembe dizilerine yok olmuşuz. Asıl sizin burada değinizde bir konu var. Ben onu anlatayım, zamanımız olacak herhalde. Eskiden biz bir film çektiğimiz zaman, bir dizi çektiğimiz zaman senaryo Kültür Bakanlığı'ndan geçerdi. Orada sansür vardı, kurul vardı. Şimdi geçmiyor mu? Durun. Şimdi Kültür Bakanlığı yok. Yanlış bir sisteme girdi. Valiler. Şimdi sen Diyarbakır'da, Batman'da, Edirne'de, Trakya'da, Adana'da bir dizi çekeceksin. Valiye başvuruyorsun. Diziler. Diziler neyi anlatıyor? Pembe diziler. Kimin eli kimin cebinde? Ahlak yok, edep yok. Çöküntü var. İstanbul'da diziler de öyle. Bütün dizi. Genelde %90'ı öyle. Peki bu dizilerin vebali, günahı yalnız yapımcılara mı? Yalnız televizyonlara mı? Hayır. En başta valiler vebaldadır. Şimdi ben Diyarbakır valisi olsam, haftada bir dizi çekiliyor Diyarbakır'da. Ve Diyarbakır'ın tarihini yok ediyor. İnancını yok ediyor. Kültürünü yok ediyor.
rengini desen yok ediyor. Gençleri başka yerlere itiyor. Bu, en sonunda yazıyor. Sayın Valinin destekleriyle, Sayın Valiye teşekkürler. Ve vali bununla gurur duyuyor. Vali ya zaman zaman gidiyor film setine, seti ziyaret diyor. Ben vali olsam derim kardeşim bir durun. Bakın siz geldiniz. Size maddi manevi destek veriyoruz, araç veriyoruz, gereç veriyoruz. Emniyet birimlerimize silah veriyoruz. Tesisat veriyoruz. Kalma konaklama veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Benim şehrimi kirletemezsin kardeşim. Benim şehrimin kültürü var, yaşamı var, ahlakı var, edebi var. Benim her annemin elinin çizgisi, yüzü, hatıranın çizgisi birer hikayedir. Türkiye'mizde hikaye mi bitti? Neden? Neden bu çöküntüyüz? Çocuk eline silah alıyor, bam bam bam. Nereden? Yok deredir, yok batıdır, yok çukurdur, yok nehirdir. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi ben bunları söyledim ama işte senin gibi agresifleşiyorum. Öyle diyorlar. Halbuki biz agresif değiliz. Biz doğruları anlatıyoruz. Güneşi balçıkla sulayamazsınız. Gerçekler anlatmak suç mu? Biz sinemacılar, biz halkın sanatçılarıyız. Şimdi bazı filmler vardı, dünyada ödüller alır. Benim 100-200 tane ödül var. 30 senedir sinemadayım. Ya ödüller bana ne veriyor? Orada işte demir heykeller işte burada. Ne veriyor bana? Bunu halka vermek lazım. Halk gitmeli. Şimdi bizde çok değerli yönetmenler var. Dışarıda ödüller veriyor. En fazla filmi 30 binde kalıyor. E biz milyonları buluyoruz. Şimdi halk izlemekten sonra bana ne ya o? Zamanın birinde ben Melik Gökçe'yi sevmem mesela. Zamanın birinde demiştik tükürürüm böylesi bir sanata. Müstehsen bir Ankara'da bir heykel vardı. Bana sordular. Dediler ki sen muhalifsin. Dedim hayır. Ben, evet muhalifim. Benim babam olsaydı başka şey söylerdi. Tükürme de bırak. Başka söylerdi. O heykel bana ne veriyor? Benim halkıma ne veriyor? Yani aynen bu. Şimdi sinema büyük bir araç, büyük bir gereç, büyük bir iletişim. Ama bir şeyler vermeli. Bir şeyler vermeliyiz. E ben devletten para alıyorum, Kültür Bakanlığı'na para alıyorum, bakanlıktan para alıyorum, gizli ödenekten para alıyorum. E ben halkıma bir şey vermiyorum. Dışarıda festivale filmim giriyor, halkımı kötülüyor, ülkemi kötülüyor. Ülkemin birliğini, beraberini bozuyor. Aynı pembe diziler gibi. Ben bunlarda yer alamıyorum. Şimdi Şavat'a diyorlar acaba niye dizi çekmez? Niye çekeyim? Ben pembe dizilere imza atamam. Ben gençleri çöküntüye götüremem. Ben hayatımda 31 sinema filmim var. Evet. 3 dizi var. Kadir Bey, benim bacım, ben daha bir filmimde, aktörümde bir sigara içmedim ki gençlere kötü örnek olmayayım. İşte Şavat'a bu sigara içiyor, ben de içeyim demesinler. E şimdi burada ne yapıyor dizilerde? Hele o silah, uyduruk silahlar, kapsüllü silahlar bilgisayarda yapılıyor. Biz de çocuklarımız izliyorlar böyle, koyun gibi izliyoruz. Aynen koyun sürüsü gibi. Peki ilk film ne zamandı, sene kaçtı? 92'de sinemaya geldim. 93'te Yılmaz Güney'in İkisi de Cesur'du, siyah beyaz bir filmiyle kamera karşısına geçtim. Yönetmendin o zaman? Yok. 96'da sonra yönetmen oldu. 92'de nasıl o filmde oynadın mı? Tabii hep başrolüm. Senaryolar benimdi. Yılmaz Güney'le oynadın. Yılmaz Güney'in senaryosuydu. Hmm. Siyah beyazdı. Üçüncü siyah beyaz filmdi. İkisi de Cesur'du. Dönüş olarak kamera karşısına. Sonra Sezer filmi 3 film imzaladım. Beyaz Cenem, Kardakiler, Karlar Erince. Sonra Drejan filmi geldi. Şahin Gök. Yönetimi de benim aşireti, dedemi anlatan bir hikayeydi. Ondan sonra 98'de Sevda Yolları diye bir ATV diziye başladım. Sonra Sınır filmini ATV'ye beraber, Sınır biliyorsun dünyada bir aşamaydı, Türkiye'de bir aşamaydı. On binlerce figürasyon, bu animasyon değil, gerçek. Bütün Diyarbakır halkı, bütün Urfa halkı, Şırnak halkı bu filmde oynuyordu. Hele de o Ceylanpınar'da bayramlaşmalar vardı, hani Suriye-Türkiye sınırı ki. İki senede çektik. Ve bir aşamadır yani. Sınır filmi mutlaka Kadir Bey biliyor. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. İnşallah bu güzel filmler bu kanalda da oynar. İnşallah. Sonra Dumanlı ben bir diziye başladım. Ha, o zaman Kanal 7 İstanbul Belediyesi'nin himayesindeydi. Yani Tayyip Bey'in himayesindeydi. Ben projeyi verdiğim zaman senaryom bu dedim. Oyuncularım bu dedim. Biz de bunu senden istiyoruz dediler. Ve belediye parasını veriyordu. Az bir para, asgari paraydı ama halk dayanışmasıyla beraber gerçekleştirdik. Ve Dumanlıyor bir efsaneydi. 63 bölüm gitti.
ve Türk, İran, Azerbaycan ortak yapımıydı. Azerbaycan'ın sanatçılar mesela İlham Bedelova oynuyordu. İran'da Mori Bahan oynuyordu, oranın Türkan Şoray'ıydı. Türkiye'de yüzlerce sanatçı vardı. Siz bunları iyi biliyorsunuz. Biz zamanda diğer televizyonda görevliyken raporları yayınlıyorduk bazı filmlerimiz. Evet. O da sen götürüyordun, biz sana da kapımız açıktı, sana göremiyordun. Bize sormadan bile filmleri koyuyordun sen. Şimdi Kadir kardeşimle öyle de bir şeyimiz var. Geçmişimiz var. Allah razı olsun. Bugün benim burada olmam Kadir kardeşime dolayı. Tabii sizler de güzeliniz ama şimdi bana geldiğince akan sular duruyor. Kıramayım, nasıl kırayım? Yıllardır benim var, sinemada arkamda olan 3-5 gazeteciden biridir. Yani onlar unutulmaz işte. Kadir, derler ya, ahtı duracaksın yani. Ahtı ve. Öyle soyadı balık ama balık. Havuzda balık gibi değil. Avuçta harbi yani. Durmuyor ama yani. Tam havuzda durmuyor yani. Balina balığı değil diyebilirsiniz yani. Şey, Yunus, aslında Yunus balığı diyelim. Şuna şey verme. Yunus balığı diyelim. Kadir'e bunda da Yunus balığı diyeceksin. Yunus balık balığı. Da Yunus balığı. Çünkü Yunus ben balıkları... Ben abi sözü dinlerim bak bana Yunus, göre. Dede bak, abim öyle dedi. Bak tehdit ediyor ama beni kafanı bak abi. Hayır, Yunus balıkları insanların hasır mesleği. Sonra kadına şiddet çıkıyor işte. Kardeşim, çıkıyor yani. Deniz aleminde, deniz canlılarında en insanlara sadık olan Yunus balıklarıdır. Evet. Kadir kardeş de öyle biri. Ya benim kardeşim varmış ama ben yok dedim yapmaz. Yani sonrası sonra ben söyleyeyim. Sonra filmler, sonra... Sonra fakat hep sansür yiyordum, makas yiyordum. 2007'ye gerçekler anlatın için. 2007'ye kadar AVM'ler yoktu. AVM'ler vardı, sinemalar yoktu. Her sene bir film çekirdi. 10 tane film birini ben çekerdim. İnan benim 96'dan sonra, hatta 92'den sonra 2007-2010'a kadar Türkiye Rabe'den daha fazla film çektim. Her sene bir film çekiyordum. Ve festivaller, Şavata film yetişecekmiş. Çünkü festivallere film yoktu. O yıllar. Tabii tabii yoktu. Biri benimdi. Her sene biri benimdi. Ve ben sinema aşığıydım. Bir de Yeşilçam sevdalısıydım. Evet sen onu diyeceksin. Bana mezarcı diyorlar. Doğru, ben Allah rahmet eylesin her ölen sanatçının defninde bulunmuşumdur. Çoğunu da kucağımda mezara indirmişimdir. Bu telkini iyi biliyorum. İnancım, itikadım gereği de bizim dernekler, vakıflarda bir sanatçımız vefat ettiğinde ömrü bu dünyada göçtüğünde bizi ararlar. Ben de bu gerek şeyi üzerime getiren biriyim. Ben öyle gözlük takıp da timsah gözyaşları dökmedim camilere. Evet, camilere gittim. Cenaze namazına ama ben mezara kadar gitmişim. Evlerine kadar telkinde bulunmuşum her sanatçının. Her sanatçı kucağımda indiren biriyim. Onun için bana mezar diyor bizim yaşam sokağı desinler. Şeref duyuyorum. Keşke o insanlar benden daha fazla yaşasalardı. Bugün arıyoruz, özlemle arıyoruz. Çok arıyoruz. Peki sonrası ne var sırada? Şimdi Değirmen var, bayramda sinemalarda. İki Gözüm Ahmet var, Azerbaycan'da bu bayramda sinemalarda. Orta Doğu'da şu an oynuyor. Avrupa'da 16 devlette oynadı. Ahmet, İki Gözüm bir de Sürgünü var, iki film. Değirmen afişi aldırsa onu görelim arkadaşlar. Ne zaman çekilecek mi? O çekildi mi? Çekildi. Bayramda 2 Mayıs, Nisan. Nerede? Azerbaycan'da mı? Hayır, burada sinemalarda. Aa, süper. Değirmen kimler var sinemalarda? Yalçın Dümer var, Nesrin Acar, tabii ki ben varım. Çok genç tiyatrocular var. Çok yetenekli tiyatrocular var. Biraz gerilim, korku bu virüsü anlatıyor. Pandemi anlatıyor. Hani bir ara Çin'de virüs yarasalardan geldiğinde, halbuki yarasalar da Cenab-ı Allah her yarattığı canlıyı mutlaka bir şeyler için yaratmış, insanlık için yaratmıştır. Tabiatın, doğanın dengesi için yaratmıştır. Yani yarasalar da haşereleri, mesela çekirgeleri yok etmek için, zararlı böcekleri yok etmek için yaratmıştır. Gözleri görmeyen hayvanlardır. Ve yarasa filmini, gerçek yarasalarını ben çektim, biliyor musunuz? Yarasaları yakaladık, ayaklarına mesine ipiyle bağladık. Drone kamerayla bağlayıp çektim. Ben de böyle biriyim. Nasıl gerçek silahlarına hep kamera karşısına geçmişim. Gerçek mermileri ve gerçek mezba hayvan kanıyla geçmişse, burada da Nesrin Acar yarasa besliyordu. Onları mağara torbayını yakalıyorduk. Akciğer atıyordu. Nesrin işte yaşıyor. Nesrin Acar yarasaları besliyor. Fakat öyle bir yaratıklardı ki. Gerçek hayatta mı besliyordu yarasaları? Evet evet. Yarasaları biz filmde oynattık yarasaları. Afişi istiyorum arkadaşlar hazırsa. Yarasalar drone kameranı bağlıyordu ayaklarından. Pır pır uçuyorlardı. Drone durduğu zaman bir dönüp kesiyordu. Onların öyle bir dişleri vardı ki o
Mesine ipini koparıp atıyorlardı. Ve yarasa filmi izleyen her arkadaş, her seyirci görecek ki gerçek yarasalar. Animasyon manevrası var ama gerçek yarasalar oynuyor filmde. Bunun galası ne zaman olacak? İnşallah bayramdan önce olacak. Yani bu ay içinde olacak. Vallahi iyi. Peki bir de şimdi, Azerbaycan demiş ki Azerbaycan'a kadar gidelim istersen. Azerbaycan'a gideriz. Zaten Amil İsmailov, Sahil İmanov zaten genel müdür, genel yönetmen de Azerbaycanlı bunlar. Arkadaşlarım. Dedim, Dumanlı Yol dizisini Kanal 7 o zaman Tayyip Bey'in himayesinde çekiliyordu. Türk, İran, Azerbaycan ortak yapımıydı. O dizi mutlaka Azerbaycan'da oynanmalı. Dumanlı Yol. Türkiye'yi anlatır. Barışı, kardeş kültürü anlatır. Yaşamı anlatır. Her dili anlatır. O da hazır. O da hazır. 63 bölüm de oynadı Kanal 7'de. Hmm. Hatta TRT'de aldı. Kürtçe dublaj yaptı oynadı. Evet. Yarasalar istilası. Evet. Abi bu ne güzel bir afiş. Bu afiş tasarım sana mı ait? Vallahi bana ait değil ama orada güzel bir adam var herhalde. Kadir kardeşim. Vallahi yok. İçeride güzel. Yok ya. Ama yarasa çok güzel ama biliyor musun? Ama o yarasa benden daha güzel. Yarasa mesela orada bak. Gerçek yarasa diyor görüyor musun? Orada evet. Türk Silahlı Kuvvetleri de var. Bak. Evet. Mehmetçiğimiz de var. Mehmetçiğimiz de var. Fakat burada herkes böyle bir gerilim korku filmi yaptı ya. Böyle şimdi bu furya gidiyor. Dedim hele bir tane de ben yapayım. Benim benden çok uzak bir hikaye, bakış. Ama yaptık. Yani öyle olmaz böyle olur dedik. Her aktörün, yönetmenin bir yoğurt yiyişi vardır. Önce senaryo lazım. Şimdi bir şey çekerken masada bitecek. Senaryo. Senaryo yoksa sen filmin olmaz. Senaryo. Ha diyeceksin ya Şavata ben seni tanıyorum. Sen sette bile dizilerde senaryo yazıyordun. Doğru ama hikayenin özü vardı. Mesela bazı film sahnelerinde beni çağırıyorlar. İşte gel diyorlar buraya bir uzun hava girecek. Veyahut da Kürtçe veyahut da Azerice veyahut da başka dilden. Buraya hangi türkü gider? İşte Hazar. Koyuyordu Doğu hikayesi. Ama yamak kalıyordu. Ya bana diyorlardı ki kardeşim. Biz bak seni de getiriyoruz laboratuvara. Sen türküyü sana koyduruyoruz ama bizi seninkiler gibi olmuyor. Diyordum ki kardeşim ben senaryo yazdığım zaman hangi türküyü koyacaksam o türkünün hikayesini alıyordum. Senaryo o türkünün altından geçiriyordum. Ya o türkü üzerine koyduğum zaman klip o. Yani benim her dizide filmlerimde türkünün geçtiğini kestiğiniz zaman ortaya klip çıkıyor. Çünkü o hikayeyi anlatıyor. Bunu yapmıyorlar. Gidiyor filmi çekiyor. Hadi buraya bir labra bir türkü koyarım. İşte en son Ahmet Kayan'ın dizilere filmi türkü koyuyorlar. Türkü başka söylüyor. Dizim başka söylüyor. Olur mu? Peki Ahmet Kaya. Evet. Afişi varsa onları da koyalım arkadaşlar. O nasıl çıktı? Nasıl oldu? Orada da varsın. Şimdi iki gözüm 2009'da biz rahmetli Yusuf Hayaloğlu'na senaryo ele aldık o gece. Sonra Yusuf Hayaloğlu 2009'da vefat etti. Onu da ben bizzat kucağımda ben mezara indirdim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ahmet Kaya ile bizim yolculuğumuz Malatya'da başladı. Bende 3 yaş büyüktür. Tanırsın. Tabii beraber biz sinemaya, ben sinemaya, o da müzik dünyasına geldi. Ben de çocuktum yani ben burada okuyordum. O nasıl bir adamdı Ahmet Kaya? Adamdı. Güzel bir insan, sempatik bir insan, cesurdu bu. Halkın cesaretini alan biriydi. Halkı arkasına almış biriydi. Onun sağ solu yoktu. Onun Alevisi, Sünnisi, Kürt, Türk yoktu. Ülkenin bir bütündü. Ülkenin renkleriydi o. Bütün çiçekler yani bir toprakta şimdi düşünün. Bütün renkler bir olsa ne güzel olur, ne estetik olur. Ne de yaşam biçimi olur. Yani şu tarlada bin bir renk var. Türkiye'deki bugün kültür mozaiği de bu. Türkiye'miz o kadar güzel ki, o kadar güzel bir bölgede, o kadar güzel bir coğrafyada ki ve o kadar güzel bir doğadayız ki hayvanlardan böceğinden büyük hayvanlara kadar ve insan doğasından insan görüntülü renklerine kadar her ırktan, her dilden insan var. Peki Ahmet Kaya bunun sevdası. Ahmet Kaya bizim takıntıları var mıydı? Neydi mesela? Takıntıları neydi ki? Yani Ahmet Kaya, ben Kürtçe biliyorum. Kürtçe, o da Kürt kökenli. Ama Ahmet Kaya Türkçe bilmez, Kürtçe bilmezdi. O geldi burada okudu, ben Malatya'da okuyordum. Ahmet Kaya hep Türkçe söyledi. Bir tane, tek bir parçası var, o da işte oyundan sürgün yedi ya. Kervan diye bir parçası vardı. O son yaptığı albüme 12 parçaydı. Dedi ki bir parçası Kürtçe çekmiş, benim de ana dilim Kürtçedir.
Ben şimdiye kadar Türk kardeşlerimle beraber hep Türkçe anlattım. Türkçe söyledim. Bir tane de Kürtçe parçam var, annemin dili. Ben bunda klip yapmak istiyorum. Bir tane cesaret, bir televizyon bunu yayınlar dedi. Ve taşlandı. Peki taşlayanlar Serdar Ortaç mıydı? Hayır. Erdal Acar mıydı? Şenay Düle? Hayır, hayır. Arkada başka güçler vardı. Derin devlet vardı. Yani yıllarda öldürülen gazeteciler, öldürülen siyasetçiler, öldürülen sanat adamları, cezaevlerinde sürgün yiyenler, cezaevlerinde ölenler, bunlar hep derin devletin çoğu bile yaşamlarına son verildi. Bunlar, onların gözünde bunlar her biri birer kahraman oldular. Artık dediler biz Türkiye'de kahraman üretmeyeceğiz. Ahmet Kaya'yı da biz öldürürsek kahraman olur. Ahmet Kaya'ya yol vereceğiz, gidecek. Dışarıda Türkiye'yi karıştıracak. Çünkü o zaman bir sürü siyasi örgütler vardı Avrupalı bölgelerinde. Ahmet Kaya orada işte kullansın da Türkiye'ye ters bir silah teptirsinler. Ama oyun tutmadı, maya tutmadı. Ahmet Kaya sürgünde öldü. Ne yazık ki bugün naaşı Fransa topraklarında. Yılmaz Güney de öyle Fransa toprağında. Niye oradalar? Suçları günahı değil. Vallahi ben ülkemde ölmek istiyorum. Ben de biraz evvel bana dedi ki niye sen sansür, niye filmlerin bazen yasaklanıyor? Yasaklama devri neydi biliyor musun? Bizim de yurt dışına kaçma şeyimizdi. Ben dedim ben burada öleceğim. Yaradan da öldürmüyor. Yaşıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Beraber aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı renkleri görüyoruz. Aynı acıyı tadıyoruz. Bayramlarda seni aynı gülmeyi beraber yağlıyoruz. Ses tonumuz bir. Var mı farkımız? Yok. Farkımız yok. Bunu anlatmaya çalıştım sinemada. Mesela ilginç, biraz evvel kardeşim söyledi. YouTube'da girdiğin zaman Kürt asırlı yönetmenler diyor, senaristler diyor, Yılmaz Güney bile diyor ama Ganiş Havat'a gelince diyor ki Kürt yönetmen diyor. Evet, Kürt olmaktan şeref duyuyorum. Ama keşke siz Türkler benim kadar Türk olsanız. Ben bunu anlatan biriyim. Kardeşim niye bana ayrım koyuyorsunuz ya? Ben buraya yazmadım. Seni sevmeyen bir kitle mi var? Bilmiyorum yani işte. Dedi ki Ahmet Kaya'yı gönderenler bir derin devlet vardı. Halen o yapı var. İşte dün FETÖ örgütü vardı. Yok muydu FETÖ örgütü? Temizlendiler mi? İnşallah temizleniyorlar. Temizlenmediler yani. Daha bitmedi. Doğru mu? Daha evet. Bunların damarları var, kökleri var. Kimi kullanacaklar? En çok ravaşta olan kimlerdir? Sanatçılardır. Evet. En çok şimdi benim cenazem kalksa başka bir kitle oluşur. Başka bir cenaze olsa normal vatandaş başka bir kitle oluşur. Sosyal medyadaki yani, en büyük provokasyonların başında onlar geliyor yani. Yani onun için uyanık olmamız lazım. Barış'a meşale her zaman yaktık. İşte Nevruz bayramlarını kutluyoruz. Yani yılda bir mi bir Nevruz bayramı kutlayalım bana. Demirci kavanını yaktı ateş gibi. Biz her gün Nevruz kutlamalıyız. Her gün bayram kutlamalıyız. Her gün özgürlük, barış meşalesi yakmalıyız. Evet. İşte anneler günü diyor, babalar günü diyor, sevgililer yavrum. O tamamen ticari bir şey. Dün yani, çiçek 200 liraydı, o gün çiçek 400 lira. Öyle düşün yani. O da dedim ya, her zaman da söylediğim bir şey var. Emperyalist güçlerin, anladın mı, olayı. Yani bizim ülkede sadece bu var. Yani anneler günü, babalar günü, işte ne bileyim, sevgililer günü. Benim her gün annem, her gün babam, ellerinden öpüyorum hepsinin. Her gün eşim, her gün çocuğum. Yani bunlar bizde takıntı, başka bir şey değil. Ramazan ayındayız. Yani mübarek Ramazan, Ramazan ayındayız. Şimdi yalnız Ramazan ayında fakir fukarayı görmek mi lazım? Peki 11 ay oruç tutacaklar. Şimdi bir ay biz oruç tutuyoruz ya, fakir fukara da 11 ay mı oruç tutacak? Yani illa hem Ramazan ayından bir iftar vermek lazım. Yahu aç yatan bizden değil diyor. Aynen. İnancımız gereği de bu. Komşu az yatan bizden değildir. Sen de çorba kanalıza komşuna vereceksin. Bugün dünyada dengeler değişmiş. Ekonomi şartları. İşte benzin almış yürümüş. Elektrik almış yürümüş. Ne bileyim gıdalar almış yürümüş. Tarlalarımız ekilmiyor. Niye ekilmiyor? Gübre pahalı. Dışarıdan geliyor. Samanı bile ithal ettik. Hayvanlarımız kesiliyor.
süt veren hayvanlarımız kesiliyor. Çoban ağlıyor. Koyun sahibi, inek sahibi ağlayarak mezbaya hayvanını götürüyor. O hayvanı öyle büyütmüş ki isim vermiş isim. Her hayvanın bir ismi var. Her anne hayvanın bir ismi var. O hayvanı yani bilerek hiç insan evladını idama götürür mü? İnsan evladı ölüme verir mi? Yani biz biraz uzağız bu hayvan yetiştiricilerden. Bunlara sorsanız inan o hayvanlar bunların evlatları. Yani üretim olmadan tüketimle bir yere varılmaz. İthalat da olmaz. İhracat da olur. Ekeceksin ki biçesin. Dışarıda alan. Bugün Rusya'da savaş olur. Rusya şimdi gazı kesimi olacak. Hepimiz donacağız. Kendi gazımızı üretmemiz lazım. Şöyle bir şey. Ben Azerbaycan'a da gittiğimde de baktım yani. Petrol ülkesi olduğu için orada bir dolar mesela petrol. Bir dolar falandı yani, anladın mı? Ama buradaki dün de onun esprisini yaptım. Dünyada ikinciyiz. Adam kandırmada ikinciyiz. Biz her şeyi bir fırsatçılığa çeviren bir toplum var bizde. Aslında buradaki en büyük yara, en büyük suç bizde. Başkasında değil ki yani. Evet. Sen kalkıp da o kadar iyi niyetli bir adamsın ki ben biliyorum. Hep senin üstünden para kazanan insanlar oldu. Sen 3 lira kazandın, sen 30 lira kazandın. Niye? Sen iyiliğini kullanarak. Aslında iyiliğini kullanmadı biliyor musun? Kendini bitirdi aslında yani. Ben o zaman bu kafadayım yani. Şimdi sen diyorsun ki 31 tane film var. 4 tanesini saydın. Mesela benim bildiğim Saddam'ın askerleri. Yani Tuğba Özay da vardı orada. Evet. Diğerleri mesela yani. Metris, Ozanlar Yaylası, Beyaz Cehennem, Kardakiler, Drejan, Kenger. Ne bileyim yani 31 film. Dile kolay. Her sene sinema filmi öyle kolay değil. Öyle ben bir haftada böyle senaryo yazmadım. Ben bir senaryo ele aldığım zaman ben de senaryo, çoğu senaryo bana ait. Ben gidip mutlaka, ben sinemada bir dengeciyim. Ben mutlaka gider yerinde etütleri araştırırım. Şimdi Ankara'yı bilmeyen ötede senaryo yazıyor. Ankara'dan öteyi bilmeyen yönetmenlik yapıyor. Ankara'dan öteyi bilmeyen aktör ise olmaz. Gideceksin. Yaşayacaksın, yaşaracaksın. Ben senin bu şeyini çok benimsiyorum. Sen geçmiş burnuna hep bakardım. İllahim gideceksin. Evet. İllahim göreceksin. İllahim adamı bile tanıtırken adamı tanıyorsun. Önceden tanıyacaksın. Tanımadan şimdi sen beni tanıyorsun ki beni rahat getirdin. Şimdi beni tanımadan Ganiş Havası'na hakkında bilgim yok. Bocalarsın ama sen bunu yapmıyorsun. Sen beni tanıyorsun. Sen beni yani derinlere kadar inmişsin. Benim ne yaptım biliyorsun. Bazen tanımadığım adam mesela geldiği zaman şey diyor mesela. Benim de öyle ters sorularım var ya mesela. Çok çekiniyor. Mesela birkaç kere oldu. O programa girdikten sonra... Sonra diyorsun, Kadime sen nerede biliyorsun? Rahatlığı gördüğü zaman ne diyor biliyor musun? Abi diyor, sana helal olsun diyor. Yani bir kere göz teması diye bir şey var. Yani göz temasından insanların ne kadar samimi olduğunu anlayabiliyorsun. Evet. Yani şey mi yapmak lazım? Ya işte 3 kişi var burada konuk. Ya işte ona şeyi verelim, söz verelim, konusun öbürü sussun. Böyle bir şey yok. Biz kimsenin adamı değiliz. Yani açık ve net. Biz burada doğru bir şey yapabiliyorsak, yani Gani, Rüzgar, Şavata dediğin zaman ben Türkiye'de ilk 20'nin içinde koyarım yönetmenliğinde. Ha, milyon dolar kazandı, bilmem ne kazandı, beni çok ilgilendirmiyor. Ama ben, Gani abi bana ne zaman bir şey dediği zaman, her zaman gitmişimdir. Bunu kesinlikle maddi boyunda bakmamışımdır, onu o da biliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ben her filme olay imza atıyor ama her filmde de önü kesiliyor. Yani aslında... Her filmde yaşanıyor bu. Ama halk görüyor. Halk görüyor. Mesela en çok sinema telif hakları sorun. İstanbul'dadır bu. Türkiye sinema tarihi 107 yaşında. 105 yaşında mı? Türkiye sinema tarihi, Yılmaz Güney filmleri dahil. En çok DVD, CD satan, bandrol satan, korsanı bırak. Orijinal filmler benim filmlerim. Telif haklarında. Bana diyorlar ki ya o zaman bir albüm işte İbrahim Tatlıses 1 milyon, 2 milyon çıkarıyor. Gani Şavata filmleri de 700-800, 1 milyon satıyor. Bu Gani Şavata diyorlar da bunlar gidiyorlar bandrol satın alıyorlar. Halbuki öyle değil. Her evde benim filmler var. Bir ara bandrol satın alınıyordu, ne kadar çok satıyor. Niye benim filmler alınıyor? Benim filmleri halk evine koyuyor. Diyor ki benim kızım bu filmi izlesin, çocuğum izlesin. Ben anlatıyorum. Kendisini filmlerde görüyor. Gördüğü için alıyor. Her yaptığın filmde sen var mısın? Ahmet Kaya'da yoktum da misafir vardı. Peki Ahmet Kaya'nın olayı nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz?
Şimdi Ahmet Kaya bir senaryo. Ekin vardı galiba, değil mi? Çok oyuncular var. Ne oldu? Yağız oynadı galiba. Yağız Musafir de öyle bir şey. Ne oldu? O film nasıl ortaya geldi? Nasıl oldu? Filmi biz bitirdik. Film nasıl karar verdiniz? Koyduk. Aynı gün mahkeme durdurdu. Sonra biz mahkemeleri kazandık. İstinat mahkemelerde. Hak bize geçti. Sonra Gülten'de gönül almaya çalıştık. Filmi sinemalara koyduk. Üçüncü günde pandemi girdi sinemalara. Fakat Avrupa'da 65-70 bin kişi izledi. Peki Gülten Hanım niye size engel koydu? Sordunuz mu? Onlar başka arkadaş şeyler vardı. Yavuz Bilge onlar vardı. Onlar devletten paralı film çekecekti. Biz de Ahmet Kaya'yı biz çekeceğiz. Çünkü 2014... Anlaşmayı yapmışsınız, benim, doğru mu? Benim senaryo Gülten Hanım'da var. Bu senaryo. Beraber çekecektik. Ona sormak lazım. Bu senaryo kaç senesinde, internetlerde var, kaç senesinde yazıldı? O geceyi, size bir şey söyleyeyim. O geceyi anlattım. Kamerayı koydum, ne kimseyi eksiğine de artıyla filme hareket verdim. Kim ne gece, o gece yapsa onu yaptım. Gülten Hanım bağlanmak isterse bağlanabilir. Rahmetli Yusuf Hayaloğlu Gülten Hanım'a demişti ki, o gece 70 kişi vardı en az, yapımcı, yönetmen, senarist. Biz hangisini karşımıza alırız? Ancak Gani Çeker, Gani Deli'dir. Ve nitekim de rahmet Yusuf Ayaroğlu vefat etti. İhale bana kaldı. Ben de o geceyi harfi harfini çektim. Gülten Hanım bugün o filmi çekse, o geceyi çekemez. Çünkü o gece çoğu sanatçılar kanka. Hepsini, şu an aralar iyi. Kimi karşısına alacak? O gece yalnız ortaya üç tane sanatçı, Reha Muhtar çıktı, Serdar Ortaç çıktı, Erdal Özel Acar çıktı, Şenay Düzek çıktı, bir de yapım bir şey vardı, 5-6 kişi çıktı. Diğerleri seyirci mi durdular? Ya hepsi çatal bıçak attı, hepsi yuhladı, hepsi diğer çıkanları alkışladı, milli marş çaldılar. Yani yalnız günahkarı Serdar Ortaç mıydı? Serdar Ortaç en az 50 defa özür diledi. Öyle değil mi kardeş? Her burada özür diledi. Ben çocuktum, toydum, oyuna geldim. Diğerleri hangisi özür diledi? Hiç, kimi dedi ki ben oraya olacağım lavabodaydı, kimi dedi ki ben geç geldim, kimi dedi ki ben erken ayrıldım. Yalan. Hepsi de oradaydı. Cumhurbaşkanı diyordu ya, ulan hepiniz de oradaydınız. Peki bir şey söyleyeceğim. Oyunculardan bakınca... Ben de bunu çektim. Hiç korkmadım. Asıl size bir şey söyleyeyim mi? Film mahkemeli olunca, durunca o geceki sanatçı hepsi rahat nefes aldı. Direkt tamam. O Gani Şavatan'ın deşifre ettiği yara çıban deşilmedi. Bunu da yırttık 20 sene sonra da yırttık. İsimleri sonra belli film, mi ki o sanatçı? Sonra herkes filmde? Sadece sen izledin ama görüyorsun. Sonra film vizyona girince bunların rüyaları kaçtı. Reha Muhtar beni çağırdı film daha setteyken. Ben sana bazı şeyler vereyim. Dedim vallahi ver. Ben senin sahneleri çektim. Dedi peki seni daha önce görsek çeker miydin? Dedim yine çekerdim. Vebale girerdim. Ben Gani Rüzgar Şavatay'ım ya. Ben doğruyu vermek... Veya ölmemiştim. Ben doğruyu vermek zorundayım. Babamın oğlu da olsan affın yok. Asıl o gecede tek suçlu benim. Ben o zaman sınır filmi çekiyordum. Bunu defalarca söyledim. Diyarbakır'daydım. Ben de davetliydim bu geceye. Keşke ara vereydim. Repo diyeydim. Ben o gece oraya geleydim. Ben o gece orada olsaydım ya orada barış sağlardık ya da Ahmet Kaya sürgüne gitmezdi. Orada ikimiz de ölürdük. Ama kendimi suçlu görüyorum. Onun için yok ben buradaydım, yok ben lavabodaydım, yok ben çatalda yoktum. Ya hepiniz de oradaydınız. Hepiniz de vardınız, hepiniz de taşladınız. Taşladınız. Kurtuluşunuz yok. İkinci film sürgünde daha bertaraf etmişim. Hepinizi deşifre etmişim. Buradayım. Yaradan yaratıyor, öldürmüyor. Peki, küçük bir reklam arasına gidiyoruz Gani abim. Sonra devam ediyoruz. Efendim buyurun reklamlara gidiyoruz. Reklamdan sonra da buradayız.
küçük bir reklam dedik. Küçük bir reklamdan sonra Gani Rüzgar Şavata yönetmen, senarist, oyuncu. Vallahi derler ya bir elinde, iki elinde, üç elinde, vallahi yok, on elinde yok on yani. Marifet şeyi var. Şey soracağım hatta Gani abi. Tiyatroyla başlıyorsun ya, sonra sinemaya, oyunculuk. Nasıl evet. oldu bu serüven? Sonra yönetmenlik, sonra senaristlik. Nasıl oldu? Ben bir kıl çadırda dünyaya geldim. Mesela benim kimliğim 10 sene sonra nüfusa geçmiş gerçekten. Şimdi annem büyük rahmetli diyordu, biz kılçadır bilirsiniz, biz yazın göçebeyiz. Hı hı. Yaylara çadırlar çıkarız. Kışın da köylerimize inerdik. Diyor ki halen dağlar eteklerinde kar vardı, bir yağmur şeydi. Demek ki Nisan, Mayıs ayları. Fakat benim 2 Şubat. Hı hı. Yani karda kışta ne yaylaya göçtük. Ne de yağmur yağıyordu, ne de dağların etekli kar vardı. Demek ki yanlış. Yani çocukluğum doğayla geçti. Bir at hastasıyım. Onu herhalde kadı soracaktım. Yani ben hiç kendimi beğenmem ama ata binmede üzerime tanımam. Aynen. At cambazıyım. Benim yani, büyük korkum atın altında dönerim filmlerimde var. Atla treni atlamışım. Bu mesela Zorro diye bir film vardı işte atla tren üzerinde. Ben atın üzerinde treni atlamışım. Şeyine gibi filmde var. Dumanlı Yolda var hatta. Ben Cüneyt Arkın'la dublör yaptım. Şimdi onu diyecektim. Son Kara Muratlar'da Batal Gazetesi en son filminde ondan sonra Hakanlar Çarpışıyor da at cambazıydım. Şimdi Cüneyt Arkın aslında dublör kullanmaz. O zaman tek kamera bir de negatif çalışırdı. O yakın planlara o giderdi. Aynı hareket. Aynı hareket biz uzak plana biz girerdik. Yani ha sen hiç bilmezsen, sen o hareketi yapmazsan başkası yapar o zaman dublör sayılır. Şimdi 8 defa kamera önde, sağda, solda, geride, yukarıda yakın planlara kendisi girer. Ama aynı hareket biz kostüm gibi biz de aynı hareketi yapardık. Bir de o kılıç, ben asistanlık yapardım ona. O kılıç, Natuk Baytan'a rahmetliye, kılıç kalkan tahta kılıçlar vardı. Belki ben atta 10 defa düşer ölürdüm, o savururdu. Hı. Ben bir atta takla atar inerdim. Yani ölürdüm. Solak olduğum için her solak ölen, Cüneyt Arkın filmlerde solak ölen mutlaka benim. Şimdi bile şu an TRT diziler var ya, tarih filmler. Neden bazıları yüzeye peçetelidir veya kapalıdır neden? Sen iyi bilirsin. O ölenler hep 10 kişidir. O kavga yapan spor sanat devamlıları eğitim görürler. Başkaları figüran gösteriyorlar. O kavgaya gelince 10 kişi devamlı girer. Onlar ölür kalkar gelir. Devamlı olduğu için tabii, kafalı onlar. Onlar hareket biliyor. Yani onlar bu çocuklar kavgayı biliyorlar. Bu böyle. Dünyada böyle değil ama Türkiye'de böyle. Cüneyt Arkın'da bir 10 tane insanın şeyi vardı, kavgacısı vardı. Çoğu öldüler. Bir insan geri kaldı. Bir de sönmez yıkılmaz kaldı. Öyle şey de bende. Ben kavgacılar şey değilim ama ben Betül ablanın da manevi oğlu bendim. Yani 2 sene onun evinde kaldım. Üniversiteye gidiyordum buradan Yıldız Tekne'ye. Ne bileyim Allah ömrünü uzun versin. Cüneyt Arkın bir başkadır, başka bir sevdadır. Yani sinemaya gelince önce Malatya'da öğrenciyken sinemaları süpürdük film izlemek için. Eskiden böyle kara tahtalar vardı. Köşesinde biri tutardı, biri de köşede bir afişler üzerine yapıştırdı. Biz de bu teneke honiler vardı ya. Hoparlör yerine koyduk. Dikkat, dikkat. Bugün Melek Sineması'nda Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Cüneyt Arkın verası filmler anons ederdi. Ben hep tutardım. Sonra dedim ki ben dedim konuşacağım. Sesim gür ya. Dedi ki sen daha terfi etmedin. Yani önde konuşan bile terfi ediyormuş. Ve artık ben sokaklarda Malatya caddelerinde konuşmaya başladım. Elimde bu eskiden şey honiler vardı ya mazot honileri, teneke. Onun tersini düşün. Ben konuşurdum. 2 tane çocuk tutardı. Karşılığında ne alırdı biliyor musun? Sinemayı bir de süpürdük. Film seyretmek, film seyretmek için böyle başladım. Sonra İlyas Salman onların tiyatro grupları vardı. Onlar gelirdi. O zaman İstanbul sineması vardı, Şark sineması vardı. O sinema perdelerinin şey, sahnesinde piyes sergiler. Biz onları izlerdik. Sonra biz dedik biz de tiyatro kuralım. Orta sonlardaydım, liseye geçtim. Tiyatro grubu kurdum. Sonra bir 3 sene lisede tiyatroyla uğraştık. Sonra
sinemaya geldim. Tekrar gittim Malatya Şehir Tiyatrosu'na başladım. Onu kurduk. Sonra derken 12 Eylül döneminde asker, iyi ki gittim, askere gittim. Yani belki de o zaman işte ben de rahmetli olurdum. Askerlik dönemi beni kurtardı. Sağ sol dönemleri. Şimdi vallahi yaşıyoruz. Ondan sonra sinemaya nasıl geldi bilmiyorum. Rahmetli İrfan Atasoy, Yılmaz Güney'i var eden odur. O beni Suat'ta gördü. O da geçen 3-4 ay önce defnettik. Allah rahmet eylesin. Mekan, büyük bir adamdı. Eylesin. Yani İrfan Atasoy hatta sinemada sahibiydi. Yani İrfan Atasoy sinemanın bir ekolüydü. O da başka bir sevdaydı. O hep benim oynayacağım filmleri senaryo denetlerdi. İşte geriye baktığımda şu an 31 sinema film var. Oğlum hep 26'sı bana ait. Çoğu raftadır. Televizyonları oynatmazlar. Diyor ki baba bunlar ne olacak? Diyordum ki oğlum bunlar ben ölürsem bunlar para edecek. Diyordu ki baba ne zaman? Dedim oğlum o zaman duet gibi erken öyle. Kızım da diyordu ki ellerinizi öperim. Baba ne sen öl ne de bunlar para etsinler. Ya, şimdi tabii çocuklar büyüdüler. Kızım göz doktoru İskenderun'da. Oğlan da yanımızda. Bir holdingde çalışıyor. İngilizce işletme mezunu. Şimdi artık onu demiyorlar. Gerçekleri görüyorlar. Güneş balçıkla soğanmıyor. Biz ülkemizi seviyoruz. Ya, bayrağımızı seviyoruz. Halkımızı seviyoruz. Yani inanın şu an bayrağımızın rengi kırmızıysa benim bir damla kanım herkesten kan asildir, kırmızıdır. Niye? Benim kanımda sigara bile yok ya. Amerika'nın kolasını kötü alışkanlığı diyelim yani. Amerika'nın kolası bile yok. En güzel renk bende. Ve asil bir kan. Bu bayrak benim. Öyle bayrağı gözümde dayatmayırlar. Yok işte bunlar bayrağı sevmezler. Bunlar Kürttür, bunlar Türktür. Bunlar Alevidir, bunlar yapma. Zaten ya. Lazı Kürt'ü biz 15 Temmuz gördük ya. Yapma, yapma. Lazı Kürt'ü, Alevit'i, Çerkez'i, Sürt'ü, Boşnağı, Roman'ı hepimiz kardeşiz. Bizim ya. Yani. Ama yani. Doğu'da kanayan yarayı da, tırnağı da, batan dikeni de görmemiz lazım. Trakya'da batan dikeni de görmemiz lazım. Peki Gani abi, Türkmen, Malatya seni seviyor mu gerçekten? Malatya beni seviyor. Ben de Malatya seviyorum. Malatya dünyaya tanıtan benim. Yani ben bir de cırıt hakemiydim. Cırıt federasyondayım. Bir de o da var sende. Benim cırıt atları var. Halen kendi atlarım var. Yeğenim bakıyor. Malatya deyince Gani Şavata akla geliyor yani. Ahmet Kaya yok. Peki yeni bir yönetmen Haydar Işık. İlyasam var. Bir şey demiyorum. Yollar açık olsun. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Aran iyi mi Haydar'la? Ya ben herkesini arayayım. Ben şeyim, Barış'tan beş arayayım, kucağım açık. Yeni nesil, Haydar biraz öyle değil de, yeni nesil, eski nesili sanki hiç tanımıyor. Gördüğü zaman... Ya o tamam. Yeni nesil bir şey yapamıyor işin gerçeği. Teknolojiyle bir şeyler yapıyorlar. Şimdi bilgisayar çağında silah bile kullanırken kovanın atıldığı yerden kamerayı çekiyor. Ucuna kapsülde şeyine ateşte patlatıyor ama kovan atmıyor. Nasıl oluyor bu iş? O zaman niye orada çekiyorsun? Yani herkes şimdi yönetmen olmuş, herkes kameraman olmuş. Hep bilgisayar üzerinden çalışıyorlar. Ya bir tane dizi çıkıyor mesela, atıyorum işte Osmanlı dizisi. 8 tane çakması çıkıyor. Ben de çakman diyorum. Bir tanesi yapılmışken diğerlerini niye yaparsın ben anlamıyorum. Şimdi şeyler öyle değil mi? Benim hanım mesela işte, o dizilere takıl. Şeyde de hakim çıkıyor, savcı çıkıyor. Ondan sonra mahkum çıkıyor. Yani dizide de bir isimler peş peşe geliyor. Hayır işte, hayır bir tane diyelim ki Kurtuluş Osman yapmış. Hmm. Arkasından yok Destan'dı. Yok bilmem ne, neymiş. Allah razı olsun. Şimdi ben bunu söylediğim yoksa zaman acaba şimdi yine diyecek Gani Şavata'nın damarım tuttu. Ya bunların kostümleri bize anlatmıyor. Bunların hikayeleri bize anlatmıyor. Aynen. Bunların kavgaları bize anlatmıyor. O zaman da Osmanlı döneminde kadın ilişkileri bilmem kardeş, ne öyle bir şey yoktu ya ki yani. Ya Osmanlı döneminde Oğlu'ya gel, oraya çık. Hristiyanları saraylarda gösteriyorlar. Osmanlı'yı böyle kötü bez çaputlu çadırları da gösteriyorlar. Zıbırkın içinde gösteriyorlar. Ya arkadaş evet zamanda Osmanlı çadırları vardı. Kıl çadırlardı bunlar. Beyaz kıl çadır, beyaz keçinin tiftiğinde, siyah keçinin tiftiğinde yapılan çadırlardı bunlar. Bunlar bez çadırlar değildi. Ya Anadolu'da çadırım yok. Benim Drejan aşırı binlerce çadır var. Ben bunlara çadır göndereyim. Ya bunlar utanmıyorlar. Bunlar sıkılmıyorlar. Bunlar tarihimizi yok ediyorlar. Ne rengi var, ne deseni var, ne yaşam biçimi var. Ne oldukları belli değil. Olur mu? Hı hı. Ama devletimizin parasıyla bunlar yapılıyor. Yazık. Şimdi ben bunlara karşı geldiğim zaman
Tabii Gani Şavate'ye devlet televizyonuna dizi verir mi? Verilmesin. Ya ben gerçekleri söylemek zorundayım. Ben de öyleyim. Benim tarihimi kirletemezsin. Ben de öyleyim. Ben de gerçekleri her zaman söylüyorum. Benim tarihimi kirletemezsin. Sen gördün magazin nasıl yapıyorum. Hep aynıyım ya. Benim bildiğim budur yani. Sen hakkında yani o kadar donanımlı bir adamsın ki kalkıp da senin önünde kimse konuşamaz benim bildiğim. Kardeş 300 sene sonra dünyaya gel. Torunlarım 3 kuşak sonra dünyaya geldiler. Bir tane böyle bir mahzep, bir tane Hristiyan, bir tane Yahudi, bir tane Müslüman oturdu. Dediler ki Osmanlı tarihini irdeleyelim. Adam anlattı o Müslüman olan, Türk olan Türk. Çünkü anlattı, Osmanlı öyle bir anlattı ki herkes büyülendi. Orada Hristiyan'a çıktı, Yahudi çıktı, dur dedi ya. Sen dedi bizi büyülüyorsun dedi. Sen bu hikayeleri bize anlatma dedi. 300 sene önce, yani şu an kaç yılındayız? 21 asırda, doğru mu? Yani 24. asırda. 300 sene önce, 21. asırda Müslüman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde 300 sene önce Osmanlı diye bir dizi yapılmış bak. Burada. Senin kimliğin burada. İşte Muhteşem Yüzyıl'da bahsedeceğim. Bak burada yapılmış. Ve o zaman İslam Cumhuriyeti'nin yakını Tayyip Erdoğan tarafında da onun hükümet tarafında kabul görmüş bu dizi. Bu dizi 300 sene önce çekilmiş. Şimdi biz sana mı inanacağız? Bu halkı sana mı inandıracağız? Buradaki belgeye mi inandıracağız? Abi seyirci sizde. İzleyenler dedir ki 300 sene önceki belge var. Adamın bilgisi, gerçeği anlatım her şey boş. Boşa gider. Bir şey söyleyeceğim. Bir yani de bu bazı sistemde senaristlerde de o boşluk var yani. Yani abi şimdi 300 olayı sene... Olayı bilmiyor. Gidip tarihi yaşamamış, araştırmamış, anladın mı? Google amcadan öğrenmiş bazı şeyleri. Bazı dizilerde görüyorum yani. Tabii. Mesela işte birçok dizide çekilen sahneleri görüp anladın mı? Bir ara ben onu yapıyordum. Şu an yapmıyorum da. Giriyordum mesela diyordum ki bak burada çekilen sahnede bu yanlış. Bu doğru anladın mı? Çünkü ikili repliklerde olsun işte adam kovalamada, araçta kovalamada bir sürü yanlışlar oluyor. Yani çekim hataları var tabii ki ama bu insanlar bunu anlamıyor. Bilen insan bunu anlıyor. Yani ama bakıyorsun ya yani bugün birçok diziye bakıyorsun. Reyting alan dizilere bakıyorsun. Bizim kültürümüzde, bizim ahlakımızla, bizim örfümüzle, bizim namus kavramımızla hiç alakası yok. Yok yani bu kadar basit yani. Yani hala bunu temcit pilavı gibi getirip bizi bunu kabullendirmeye çalışıyorlar yani. Biz bunu kabul etmeyiz. Ha, şimdi dün mesela eve gittim biraz erken. Oruçluyum ya. Televizyonları geziyorum. Ya arkadaş bir tane... O ilk 7 dediğin televizyonda bir tane adam bir program olmaz mı ya? Bir tane vardı. Pelin Karahan var ya oyuncu. Hı hı. Yemek programı stilinde bir şey var. Öbüründe gelin kaynana. Yani. Gelin kaynana. İşte bilmem ne falan. Bir tanesinde gelin kaynanasına bağırıyor. Ya ben diyorum ki gelin kaynanasına nasıl bağırır ya? Şaşırdı mı bunu? Orada sürekli kardeşim, bağır bu. Kardeşim Muhteşem Yüzyıl diye işte onunla geçmişten bahsedelim. Muhteşem Yüzyıl'daki haremlik evet. Odaları Manokya'nın evlerini geçti. Evet. Nerede var abi? Onu anlatmaya çalışıyorum. O odadan çıkıyor oraya gidiyor. Ya eskiden Afrika Sörü'nün Karaköy'de bir yer vardı. O da bir sokak cadde vardı. Filmlerde biz tanık olduk. Şimdi Türkiye'nin her mahallesi, her sokak Karaköy oldu. Ya öyle demeyelim de ama yani. Hayır oldu ya. Abi bunların öncüleri kimler? Bu pembe diziler. Biraz önce dediğim bu valiler. Ama az önce söyledim ya şunu söyleyeyim bak şimdi. Ben birçok noktanın bazı noktasında tam sen de doğru noktasında konuşuyorsun ama ben şimdi kalkıp da benim tamam oralara ben mesela hiç hayatta hiç gittiğim bir şey değil. Hayır, biz ekranlarda merak uyandırıyor bu olay. Yani nasıl? Ben diyorum ki kadına şiddet Türkiye'de nasıl biter? Ben öz eleştirisini yapıp söyledim. Sen çocuğuna sahip çıkıyorsun tabii ki ama
çocuğunun nerede olduğunu bilirsen, nerede adım atıyor, kiminle beraber, ama bunu bileceksin. Bilmezsen ne oluyor biliyor musun? Çocuğun üniversiteye gidiyor, gönderiyorsun onu bir başka bir memlekete. Üniversiteye gidiyor, tamam üniversiteye gidiyor. Alo kızım ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim işte okuldayım falan filan. Üniversiteye gidiyor ama üniversiteye gitmiyor. Gidiyor oraya. Evet. Bir iki arkadaş ediniyor oradan, anladın mı? Sonra bakıyorsunuz kulüplerde, alemlerde, gece alemlerinde. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Ama en nokta, sen diyorsun ki benim kızım. Senin kızın bu yaşa kadar geldi. Ama bir baba olarak senin kızın nerede olduğunu sen biliyorsun, doğru mu? Kiminle gezdiğini biliyorsun, doğru mu? He? Ama birçok insan annesi, anlatıyorum sana işte. Ya Gani abi bilmesi, televizyon, hiç biliyordu. Televizyondaki programlara bak. Yani %98.500'ü ajans. Bir gerçek var. Dedim ya, güneşi balçıkla suyamazsın. Benim her filmde kadın temas var. Kadın. Kadın olmayınca ben kadınla erkeği eşit görmem. Kadın anadır. Kadın cennet anaların ayakları altında. Kadın öncüdür. Kadın erkeklerle önde gelir. Bir toplumda kadın varsa orada yalan olmaz, hırsızlık olmaz. Ahlaki seviyesi düşük kelimeler, cümleler kullanılmaz. Şimdi burada bir bayan var. Biz seninle ikimiz olsak belki başka şeylerden konuşuruz. Ama bayan olunca kendimizi toplarız. Böyledir. Bir belediye meclisinde, bir hükümette, bir rejim sistemde kadın varsa bu yanlış şeylere girilmez. İnan şu an Cumhurbaşkanı bile yanlış yönlendiriyorlar. Bir sürü danışmanı var. Geçen Cumhurbaşkanı diyor ki gençlere gezin görün. Ya o gençler burada Edirne kapıya gidemiyorlar. Hı hı. Kendi ülkelerini gezemiyorlar. Nasıl, neyini gezecekler? Şimdi boşanmalar, mahkemeler boşanmalarına işgal edildi. Bütün aileler, yuvalar yıkılıyor. Önden girip arkadan çıkılıyor. Türkiye'de sence şey var mı? Ne derler? Parası... Abi bu var ya bu. Yok yok. Evet, Türkiye'de sende sence şey var mı? Ne? Parasızlığa ne diyorlardı? Maddi sıkıntı ne diyorsun? Maddi sıkıntı var mı? Olmaz olur mu ya? Ben inanmıyorum. Hayır. Nasıl inanmıyorum biliyor musun? Maddi sıkıntı var, iki tane arabası var. Maddi sıkıntı var, elinde 20 milyarlık telefonu var. Yahu sen şehre bakma. Bir şey söyleyeceğim, bak şimdi. Sen bir kırsal... Ben 100 kırsal, tanesinden 20 tanesini okey. Kırsal bölgeler. Ben 52 yaşındayım. Ben yeri geldim 24 saat çalışan bir insanım. Bizim insanlarımız, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sen ara çoktan da koltuğa oturuyorsun. Bir kamerayı al, akşam üzeri bir pazarlara gir. O kadınlar nerelerden topluyorlar? Çöpüklerden topluyorlar. Ya, senle yarın kamerayı alalım. Ne? Hangi pazar, nerede isterse en lüks yerde Bakırköy'deki pazara herkesin girelim. Herkesin yanlışı doğrusu var. Pazara girelim. Ama ben 7'den sonra bayramlarda ben çocukları da giydiriyoruz, onu da yapıyoruz. Şimdi İstanbul Şehit Gazi Aileleri Başkanı. Bizim bazı milletvekili diyor ki elinde telefona bak diyor. Ya abi kardeşim, şey söylemeyeceğim. Ben ona bakıyorum. Ama iki tane telefon, iki tane ya, bak ben sana şunu söyleyeyim. Yani ben diyorum ki benim elim kolum tutana kadar ben çalışırım kardeşim. Ama yeni nesildeki insanlar ya bırak stajyer ya. Stajyere sen bir şey söyleyemiyorsun. Kardeş bu ülkede zamanında, kaç milyon emekli var? Kaç tane var? 12 milyon emekli var. Evet. Kaç milyon asgari ücret alıyor? Emekli olan 2000-2500 lira en fazla ya. Şimdi bak, 2500 nasıl geçineceksin? Ben bir şeyin çok fazla içeriğini bilmem. Ben devletin işine de karışmam. Çünkü devlet büyüklerini seçen yine bu halk. Anlatabiliyor muyum? Sana diyor ki sandık var. Git orada doğruyu seç. Sen orada seçmedikten sonra ben sabaha kadar konuşsam, sen akşama kadar da konuşsan, senin buğdan yurt dışından geliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Domates 30 lira. Ama işte anladın mı? Dün mesela eşim pazara gitti. Atıyorum 400 liraya doğru dürüst bir şey alamadı. Baktım. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin hala kağıdın dışarıdan geliyor. Senin hala buğdayın dışarıdan geliyor. Senin ne bileyim niye? Petrolün dışarıdan geliyor. Niye? Ya niyesi var mı? Üreten yok. Bak birisi işe giriyor. Birisi işe giriyor. Ya iş ya, beğenmiyorlar. Bak, aynı noktada buluşuyoruz. İş beğenmiyorlar. İş. Abi ne iş bugün bakıyorsun?
Adam Suriyeli, adam Faslı. Ya bu ülkede gençler kaçık gidiyorsa o ülkede bir sorun var. Niye kaçayım? Bir ülkede doktorlar, niye ben, ülkeyi terk etse o ülkede bir sorun var. Ben topraklardan niye kaçayım abi? Ben ülkemi seviyorum ya. Ya o gençler iş bulamıyorlar, çocuklar iş bulamıyorlar, öğrenciler üniversite bitirmişler ne yapacaklar? Tamam iş var dediğin zaman da iş beğenmeyen ne tipler işte, var. Üniversiteye giden bir limon satsa iş borçlarını mı yapacak? Abi iş beğenmeyen insanlar ya, var. Ya kullanmam sana bir şey söyleyeyim. Gerçekler... Neyse abi... Şimdi sana şunu söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne olursa olsun. Bak şu anki ülkenin cumhurbaşkanı bile en çok sevdiği sanatçı benim. Çünkü doğruları söylüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Hiç yani. Tabii ki doğrudur yani. Abi doğru. Ben sana şunu söyleyeyim mi? Ben hepsinden kafadan hepsini tanırım. Ben hiçbir zaman alıp da ya böyle bir işim var bunu yap demedim. Ya dur bir sanatta konuşalım. Millet aç ya. Ama, millet perişan. Millet zaten 12 ay oruç tutuyor ya. Ama bir şey söyleyeceğim. 12 ay oruç millet tutuyor da. Millet çöplüklerde besleniyor ya. Ama 5 milyon mültecinin olduğu bir yerdeyiz ya. Tamam da o mülteci dediğin insanların çoğu atıyorum 2-3 milyonu diyelim. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten doğru çalışan insanlar var bunların içerisinde. Eskiden tabii ahlaksız yapanlar cezalarını alıyorlar. Eskiden orta taban vardı. Hı-hı. Şimdi taban var, tavan var. Orta sınıf kalktı. Şimdi orta sınıf taban oldu. Şimdi adam 100-200 dolar getiriyor. Türkiye'de vatandaşlık alıyor. Çocuk doğuruyor. Ve en lüks yerde. Bugün inşaat sektörü niye bu kadar arttı ya? Niye pahalı? Benim karşımdaki... Yabancı yatırımcılar geliyor. Ya benim karşımdaki Berber Arap. Benim karşımdaki Manav Arap. Benim karşımdaki İsporçu Arap. Arkadaş, dün Tayyip Bey diyordu ki Lalel'de bütün yabancı lehvaları kaldıralım. Türk lehva. Ben de sevindim. Ulan bugün Batum kardeş beteri geldi. Bütün lehvalar Araplaştı ya. Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. Ya bir şey söyleyeceğim belki yanlış anlaşılacak. Yanlış anlaşılmasın. Ben şunu söylüyorum. Bugün bak bir şey söyleyeyim. Seni kalkıp bak yine ben burada yanlış anlaşılırım belki ama çok önemli değil. Ben kendimin bir oyu var. Giderim o seçimde gider sandığa. Ben kimsenin adamı olmadım. Onu açık ve net söylüyorum. Ama şu var. Ben şunu söylüyorum. İddia ediyorum. O Arap dediğin, o Suriyeli dediğin, o Faslı dediğin, o diğer memlekette dediğin insanlar o kadar güzel çalışanlar var ki onların içerisinde. Senin memleketin kendi işinde o kadar iyi çalışmıyor. Adam bulamıyor. Onlara vergi vermiyor. Onlara veriyor nasıl vermiyor? Onlara vergi almıyor. Veriyor nasıl vermiyor? Ya, vergi de vermiyor. Askeri ücreti veriyor. Olur mu ne kaçağı ya? Yapma abi biz bunları iyi biliyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Süleyman Soylu'ya burada selam söyleyelim. Bütün cadde sokaklarda hep Arap lehvaları var. Eskiden Anadolu'da yanlış anlaşılmasın. Bir sürü şehirlerde bile Kürt lehvalar vardı. Bir tane Kürtçe bir lehva bulamaz. Hep kaldırdılar. Kendi ülkendeki vatandaşın lehvası dili kalktı. Hep Araplaştık ya. Ama öyle değil işte. Öyle oldu kardeşim. Mecliste o zaman Arap milletvekili şey nedir o Arap diyorum. Ya, Kürt milletvekillerimiz var. Hepsine saygı duymuyor muyuz? 5 sene sonra o milletvekili hep gelecek. Ama bir dakika hepsine saygı duymuyor muyuz? Sen şimdi az önce diyorsun ki ben Türkiye Cumhuriyeti'ni seviyorum. Evet seviyorum. Ondan sonra diyorsun ki ben Kürt'üm ama böyle bir şey hayır, var. Benim levam benim ismimi kaldırdı. Arap senin memleketin ne var? Yok kaldırdı. Var nasıl? Var hiçbir tane yok. Bir tane bul. Var abi. Şu an yok. Kaldırırlar. Abi var nasıl yok? Ya Süleyman Soylu'ya soralım. Var mı yok mu? Ya var neyse kabulüm. Sayın Bakan'a bunu soramam veya işte Cumhurbaşkanı'na bunu yok. Soramam. O zaman senin milletvekili gidip onu diyecek ki niye burada abi yok? araştır. Hepsini kaldırırlar benim bacım. O olaylar bizi aşıyor. Anlatabiliyor muyum? Niye aşıyor bizi? Çünkü bizim bildiğimiz bir konular değil. Ama bizim burada ülkemizde bir Türkçe dilimiz var mı? Türkçe lehvalar konuşsun. Kadir kardeşim. Hayır, bir dakika dur. Meclis'te Türkçe vekillerimiz yok mu? Türkçe lehvalar konuşsun. Abicim. Madem bizim ana dilimiz Türkçe diyorsunuz. Bütün lehvalar Türkçelersin. Bir dakika. Meclis'te Kürt vekillerimiz var. Ya mezarların bile üzerinde Arapça yazılı Allah'ın sesi. Oğlum abi biz benim mezarımızdaki benim anamın babamın babaannemin anam babamla anne babaannemin dedemin mezarında Kürt şey hiç yazılmıyor yani. Kardeş kardeş. Neyse abi şey mesela karşılarımız bile Arapçaya döndü. Bak şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Başka bir yere gelelim kendiyle ben alakalı. Ben bunun üzerinde film çalışmam var. Ben ülkemi seviyorum. Ben ülkemin dilini seviyorum. Ama sen böyle konuşurken insanlar ne der biliyor musun? Abi ben Gani Rüzgar Şavak'ta düne kadar şunu diyorduk. Kalımı kesti Türk bayrağı atar halen, diyorsun. Halen. Arkasından dönüp diyorsun ki işte şunu arkadaş, asıyorlar bunu atıyor. Kilik yapıyorsun benim annem rahmetli olunca Türkçe bilmiyordu.
Benim annemin konuştuğu dilde bir tane lehva şu an bulamazsın. Benim en iyi abim Arapça. Benim en iyi abim Kürt. Abi ben lehvaları niye kaldırdılar? Niye Arapça? Ya onu bilmem abi, ya. Arapça ben lehvaları niye kaldırdılar? Abi sorsana. Ama zannederim sen kaldırmamışlardı. Abi bir neyse, tane. Bir insan oyunculuk o oyuncu olması için neler yapması zaten lazım. Neler yapması. Şu an lehvaları niye kaldı diye bir film çekeceğiz seninle beraber. Ben abi bu kadar efendim çok film çektin. Yaşadığın ilginç olayın var mı böyle komik aklında kalan unutamadığın var mı bir anın? Konu değilsin. Valla yaşadığımız yok, olay ne ki? Yok bir şey yok yani. Konu gerçekler. Yok ortanızda kaldı. Yaşadığımız olay ne biliyor musun? Allah'tan tanıyor yoksa diyecek ki milletten diyecek ki birbirini üstüne yok, yaşadığımız olaylar bir sanatçının kamera karşısında veya tiyatro sahnesindedir. Grupla yola çıkmıştır. Cenazesi olur. Cenazeye gelemez. Bırakamaz. Biraz evvel ne dedim? Ben suçu kendim buluyorum. Yönetmeniydim, yapımcısıydım. Aktörüydüm. Keşke o sınır filmi bıraksaydım, rap uyasaydım, o geceye gelseydim. Gelemiyorsun. İşte asıl benim acı bu. Ha, çok kazalar geçirdik. Filmlerimiz yasaklandı, sansürlendi. Gerçekleri anlattık. Ülkemizi anlattık. Bayrağımızı anlattık. Çakıl taşını dünyaya değişmeyiz dedik. Kendi dilimizle, kendi insanımızla konuştuk. İslam dinimi anlattı. Benim her filmde İslami tema vardır. Ben Hristiyan da olabilirdim. Ben putperest de olabilirdim. Ben ateist de olabilirdim. Ama benim ülkemin 99'u, %99'u İslam'la yaşıyorsa ben her filmde İslami temayı göstermek zorundayım. Ve göstermiyorsa kirletmemek zorundayım. Ama maalesef her filmimizde Kemal Sunal'ın bile filmlerinde sahtekar bir hacı, sahtekar bir hoca, sahtekar bir muskacı, şeytan suratlı biri vardı. Benim de her filmde bir cami müezzini vardır, cami hocası vardır. Jöli benim. Benden yakışıklıdır, benden boylu postu. Niye? Ya o Alain Delon'un bile geçmiş filmlerine bakın. Bir tane kilisede bir cenaze kalktığı zaman kilisedeki papaz Alain Delon'dan daha yakışıklı. Daha cüsseli, daha şeydi. Niye? Adam kendi dinini anlatıyor. Ben bunu anlatan biriyim. Ben bugün burada bir levham kalkmışsa, ben burada isyan ediyorsam ben gerçekleri anlatmak zorundayım. Yahu dün Cumhurbaşkanı dedi ki bütün yabancı levhalar kaldırılsın Laleli'de dedi. Türkçe levhalar çok güzeldi. Demek ki kaldırılacak abi, yani. Bir hala levhadasın. Ama bir baktı ki o levhalar bırak. Tamam, her yer Araplaştı. Bir şey söyleyeceğim. Ben burada Resulullah da Arap'tı. Ben Araplara karşı değilim. Ben mültecilere karşı değilim. Onlar bizim misafirlerimiz var ama onların geri dönüşleri yok. Ben geçen şöyle söyleyeyim. Beyazıt'ı çıkarken bir kafe vardı. Duydum dedik. Dediler ki oraya Türk almıyorlar. Ben şikayet ettim. Yani kafeye Türk almıyorlar. Yakında almazlar. Yok Türk yakında almıyorlar yani. Anladın bak, mı? Hatay'dan gir Suriye'ye kadar Urfa'ya kadar gir. Burası 20 Yahudilerin planı ne biliyor musun? Siyonizm planı. Hatay'da önce Hatay yap bizim diyorlardı ya. Şimdi Hatay Urfa'ya kadar haber programına döndü. Hep Araplaştı. İnan 30 sene sonra onların nüfusu bizi geçecek. Bu gidişte. Uyanık olmak lazım. Ben şunu yani hani diyorlar Türkiye böyle bölünecek. Hayır Türkiye böyle uzunlamasına Türkiye kimse bölemez. Araplar bölerse onlar bölemez. Yok ya Türkiye hiçbir güç bölemez. Çünkü biz onlar gibi işte, topraklarını işte bırakıp da. Hayır tabii ki yani. O konuda bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir tanesi bir şey yaptığı zaman zaten o cezasını alıyor. Bizim Türkiye'mizi kimse bölemez. Vallahi ben bugün biz bugün savaş çıksa kalkıp da onlar gibi kaçıp da hiçbir yere sığınmayız ya yani. Ukraynalıların cesaretini gördüm. Araplar da bu Suriyeliler de öyle yapsalardı. Yani Suriye bak, Buraya bak. Diye bakamam da bak, ben onu söylüyorum. Ben yüzlerine söylüyorum. Ukraynalıların cesaretini niye kalkıp geldiniz buraya? Ya işte çocuklarımız için. Niye gitmiyorsun? Biz ölürdük. Bugün niye gitmiyorsun? Anladın mı? Yani şu adam sahilde Bakırköy sahilinde nargile içiyordu. Benim Mehmetçik. Ama abi, onlar benim Mehmetçik dışarıda ölüyor. Kötü alışkanlıklar değil. Benim Mehmetçik orada ölüyor. Bunlar burada nargile bu gençler. Niye bu kötü? Abi niye bunları dağıtırlar? Bir Hatay gibi bir şehir kurulaydı. Aynen bir zehir gibi erecektedir ülkenin her yerine. Ya bunlar asla arındırmak İnşallah lazım. Sayın Cumhurbaşkanı aşılık amayı yaptı bunu. İnşallah onlar halledecek. Neden? Çünkü diye kaldıracağız. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama bak sen böyle konuştuğun zaman yanlış anlaşılır. Yok ya o yanlış anlaşılır. Bak abi doğru soplup istediği gibi algılar. Anladın mı? Yani sen böyle konuştuğun zaman adam ne der biliyor musun? Ya bu bayrağı seviyordu, vatanı seviyordu. Şimdi, ya o kimse o tartışma benim kadar sevemez. Ama bir şey bak öyle diyorsun öbür türlü diyorsun. Abi benim dilimde bir levham kaldırıldı. Ya da bütün levhalar Arap oldu. Bu suç mu? Ben başka bir şey söylüyorum. Ya abi doğru ve yanlış değil ama şu var.
Ben yine söylüyorum. Ben her zaman da şunu ben sana diyorum ki geçen gün böyle bir nokta gördüm. Ben bir ay önce falan. Ben kendim şikayet ettim, baktırdım. Böyle bir şey yok. Yani sana ya bir şey söyleyeyim. Var. Her şeyi de devletin, her o noktada devletin bu konuyla alakalı bilgisi olacak diye bir şey abi yok. Abi oğlum yani. El kaldırıp el indirmeyeceksin abi. Gerçeklere göreceksin, ona göre karar vereceksin. Abi senin dediğin vatandaşın Kürt milletvekili de var orada. Bir şey demiyorum. Bizim ya. Kürdümüz, Alevimiz, Cerkemiz, Lazımız hep bir arada aynı mahallede oturmuyor muyuz? Amenna ve Sadakna. Ona yani yine söylüyorum yani sonuçta hepimiz kardeşiz. Peki abi Türkiye'de az önceki soruyu soruyorum. Z kuşağında bir topçu olma meraklısı var, bir de oyuncu olma meraklısı var. Yani gençliğine bakıyorsun. Özellikle de kız çocuklarında, erkek çocuklarında. Niye? Bilmiyorum ki niye. Özenti. Bu pembe diziler, buralar, evet, televizyon ekranları, kanal ekranları gençleri aldı götürdü. Oyuncu olmak isteyenlere ne dersin burada bir abi olarak? Herkes oyuncu olacak diye bir şey yok, kural yok. Yani fiziken oyuncu olamazsın sen. Yetenek gerekiyor. Peki benim fiziğim var ben oyuncuyum efendim. En iyi oyuncu dediğim mesela çok beğendiğin oyuncu kim var? Valla bu televole paparazzi şeylerini ben tavsiye etmiyorum. Tabii olmaz olur mu? Burada isim verirsin şimdi bazı kardeşlerim bana darladı. Bir de şey var dedin ya oyunculuğu olacak mesela tipi çok güzel oyunculuğu hiç yok ama başrolde oynuyor. İşte yanlış. Özenti var. Ben şimdi burada 3 kişinin ismini versem diyecekler Şavata işte. Yani onun için buna girme ama güzel oyuncularımız var, yetenekli oyuncularımız var. Ben inanıyorum. Sinema güzel bir yere gidiyor. Ama bu pembe dizilerin önüne geçmek lazım. Bir de 2 saat, 120 dakika diziler olmamalı diye düşünüyorum. Bir dizi 120 dakika olmamalı. Bunun zararı ne? Bir haftaya sığdırıyorsun. Haftada çekilen dizi senaryodan çıkar. Yönetmenden çıkar. Emir Han sakin. Evet. Yönetmenden çıkar. Oyuncudan çıkar. Adamın mesela sen işte bayağı yorgun gördüm seni. Ben diyorum yalnız ben yorgunum sen benden daha betersin. Yorgun değil sonuçta yani sonuçta sabah beşinde kalkıp niye? Buraya geliyoruz ha. Yani. İşimi sevdiğim i̇şte için bu, yani. Şu an dizilerde oynayan oyuncular, kamera arkasındakiler, bacım ne geceleri var ne gündüzleri var. Evet. Buna dur demek lazım. Biz sinemacılar, sendika buna dur diyor ama gücümüz yetmiyor. Dur diyenler de önünü kesiyorlar. Peki şey var, eski oyuncu ben hep orada takığımdır mesela. Eski oyuncular geliyor mesela bizi de 1 lira alıyorlar. 2 senelik oyuncu 10 lira alıyor. İşte yapımcılar niye bunları tercih ediyor? Sosyal medya yükseldikleri için. İşte burada sendika olayı bu pembe dizilere girmiyor. Adam ben sendikacıyım ya. Ben sene bağlıyım ya. Beni almıyor. Niye almıyor? Benim sendika devletin mekanizması hesap sorar. Vergi alır. Bunlar vergisiz çalıştırıyorlar. Onun için bizi almıyorlar. Bu dizilerde sendikacı yok, işçi yok, amele yok, rantçı var, paravancı var, bir de zavallı beleşçiler var. Yani adam figüran adam hayatı, ya sinema, televizyon okumuş gidip figüran oluyor. Dayısı yok, emmisi yok. Sendika olunca da zaten giremiyorsun. Buna dur demek lazım. Biz niye televizyonlar bu hükmüne girmiş, niye 2 saat dizi, günlük dizilerde çalışıyoruz? Mesela 1 saatte haftada bir oynuyordu. Niye? Adamlar reklam arıyor, birbirine yarışıyorlar. Sen beyaz giydiği zaman karşısındaki de beyaz giyiyor. Bir de birbirine bakıyorlar. Yarışlarlar. Aynı saatte reklama giriyor. Evet. Aynı saatte dizi oynuyor. Sinema kuşağı neredeyse çok az. Niye sinemaya ehemmiyet vermiyor? Sinemalar bir şey anlatıyor. Gençliğe, geleceğe, nesle bir şey anlatıyor. Diziler bunu anlatmıyor, diziler yok ediyor. Sinema filmleri var ediyor. Fark burada. Diziler yok ediyor. Pembe diziler yok ediyor. Burada biraz evvel şey kaldık. Valiler vebal altındadır. Dedim ya ben vali olsam bu dizileri kardeşim dur derim. Sen bir bölüm çektin, 2 bölüm çektin. Kusura bakma ben buna devam ettiremem seni. Ya doğrudur senaryoyla çalışacaksın. Ya doğrudur benim hikayelerimi anlatacaksın. Ya da benim şehri terk edeceksin. Ne kadar süredir valiliklerde bu izinler? Aşağı yukarı 10 sene oldu. Yazık değil. Film çekimleri onların izinleri. Tabii canım. Şu an vali izin veriyor. Aa, ben Kültür Bakanlığı'na. Hayır. Keşke mi Kültür Bakanlığı? Eski kara sansür vardı. Film çekecek bir arkadaşım. Ya sana bir şey söyleyeyim. Biz eski kara Kültür Bakanlığı senaryo veriyorduk. Yine altında bir şeyler suda sama altında sızdırıyorduk. Şimdi sızdırma mızdırma yok. İstediğin diziyi şehirde geç. Valinin katkıları. Valiye en son teşekkür.
Ha, o dizilerin en sonunda onun için mi yazıyorlar onu? Tabii canım. Vali. Bilmem neydi vali. Ben vali olsam ben o pembe dizilere ismi koymam. Bilmem ne dizilerle teşekkür. Peki de... Vali Bey sence seyrediyor mu? Hangi ilim valisi ise vali seyrediyor mu? Seyrediyor mu o dizileri sence? Vali setleri ziyaret ediyor. Vali seyrediyor, hanımı seyrediyor. Hanımı demez mi ki ya herif? Bu ne iştir? Bu gelmiş benim, bak sen şehre emek veriyorsun, şehri var etmeye çalışıyorsun. Şehri kirden kurtarmaya çalışıyorsun. Bunlar kirletiyorlar şehrimizi. Kadın demiyor mu? Niye validir demiyor, niye seyrediyor? Bir tabelaya takmış, bir valiye takmış. Ya tabeler doğru, onları araştır. Gerçekten suç valiler. Şu an suçlar valiler. Eğer bu pembe dize etkileniyorsa, bir cinayet cinayetse suçlu validir. Eğer fuhuşa zorlanıyorsa bir genç kızımız, bir genç oğlumuz Esra Erol'a gidiyorsa suçlar validir. Esra Erol. Ha, uyuşturucu. Uyuşturucuya gidiyorsa kötü alışkanlık değil. Evet. Kötü alışkanlık değil. Valilerin vebaldedir bunu. Yalnız valiler ve hepsi valiler değil. Valiler bunun vebalını taşıyorlar. Yol vermeyecekler. Hem şehrin valisi hem şehrin belediye başkanı yol vermeyecek. Kardeş Kadir kusura bakma. Şavata kusura bakma. Sen bu diziyi artık burada çekemezsin. Sen beni anlatmıyorsun. Sen Türkiye'yi anlatmıyorsun. Sen ülkemin gerçekleri anlatmıyorsun. Sen benim gençlerimi kötü yola itiyorsun. Benim çocuklarım televizyonu izleyemiyorlar. Demesi lazım, dur demesi lazım. Niye demiyorlar kardeşim? Her dizinin arkasında Sayın Vali'ye teşekkürler, Vali'nin katkılarıyla. Peki Vali abi, madde, bir şey söyleyeceğim. Destek. Şurada, buradaki en büyük nokta şu. O zaman şöyle, herkes birinin adamı olsun. Anladın mı? Niye adam olsun ya? Ama bir şey söyleyeceğim. Ama vali bu ülke... O zaman şöyle bir dakika dur. O zaman ben yapımcılara kızıyorum. Niye kızıyorum? Sen diyorsun ya işte dizide ben de diyorum ahlak bitmiş, her şey bitmiş, nokta bitmiş. Ya abi yapımcıya kızıyorsun ama evdekine de kızıyorsun. Bugün senin programa koyduğun zaman bir programı kalkıp da seyreden gene senin akraban, gene benim abi, akrabam. Abi ekranlarda da onlu çete var biliyor musun? Ne var? Onlu çete de ekranlarda var. Ne demek o? 10 tane böyle bu televizyonla elinde tutan yapımcılar var. Eskiden de öyleydi. Eskiden bu kadar değildi ya. Var abi ya bizim. 10 tane yok şimdi. 5 tane var. 5 tane başka çete var da burada 10 tane. Çeteyle alakası yok. Şimdi senin televizyonun on var. 10 tane televizyon. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi senin televizyonun var. Benim televizyon geldiğini... İşte Gani Rüzgar Şavata bana peşin para veriyor. Bu reklam sektöründe de böyledir. Atıyorum Emirhan gelmiş bana reklam veriyor. Gözde evet, gelmiş evet. Bana reklam veriyor. Filmi var. Ben kimi tercih edeceğim? Adam getiriyor parayı kapatıyor. Hepsini kapatıyor. Seni tercih ediyor mutlaka yani. Biliyor seni. Bilmiyor. Bu oyunculukta da böyledir. Sunuculukta da böyledir. Yenilerin önünü açmıyor kimse. Anlıyor musun? Bir kaos içinde 5 tane yönetici varsa, 5 tane yapımcı varsa o sistemin içinde dönüyor bu olay. Bakın dizilere, dizilere bakın. Kaç tane yapımcı var? Hep aynı yapımlar değil mi yani? Evet öyle. 10 tane yapımcı var. Ama işte bunlar da en büyük noktada. O da mı Cumhurbaşkanı'nın işi? Ne alakası var abi? Hayır, televizyonda işgal eden 10 tane çete var diyorum. Ama çete başka bir şey. Ben diyorum ki kimin işi bu? Ben televizyonun bu müdürü kim? Amir İsmailov. Amir ya, istiyorsa o müdüre, sana... ona, müdüre ortak la onlara. Hep ama ortak. Bak ben yine söylüyorum. Amir İsmailov kalkıp da burada şu var. Medya patronu, yani televizyonun patronuyla genel müdür diyor ki ben şimdi radyoda. Adam diyor ki kardeşim diyor sen diyor mesela ben de diyor işte 3 tane şarkı çalıyorsun değil mi diyor. Çalma kardeşim diyor. Tarkan'ı çal diyor. Veya bilmem neyi çal diyor. Mi? Hazır nokta. Azerbaycan'ın yani. Televizyonu bizden çok ahlaklı, çok edepli. Kurallar var, kaideler var. Bizim bu pembe dizide oynatmıyorlar. Azerbaycan'ın televizyonları ben izliyorum zaman zaman. Filmlerini izliyorum. Ben de seyrediyorum. Ben de var mı böyle bir çöküntü? Ama çöküntü, çöküntünün en büyük noktası halkımız. Yok, niye halk değil ya? Ne... Abi bir dakika. Ya, sen şimdi bu kanalda ne var ne yapalım? Koyunlara ne verirse onu yerler. Abi ha. Olur mu ya? Şimdi ben senin zaman zaman kalkan koyun diyorsun o zaman sen. Ya koyunlara ne verirse aynen öyle o hale geldik ya. Ama bir şey anlatıyorum sana. Şimdi adam televizyonu zaplıyor. Zaplıyor. İşine gelirse kal diyorum. Yoksa git diyorum kardeş, yani. Hangisini bu kal? Bu saat
Ya hangisi karada? Hep hayır, aynı. Bu saatte sen bir televizyon kanalını... Al, kardeş al birini vur ötekini. Ya abi, hep aynı. Sen bu saatte bir televizyon kanalını aç. Bir tane doğru dürüst program bul. Bir Müge Anlı'yı bulursun. O da çakmaları çok çıktı. Akşama kadar Müge Anlı'larla geziyoruz. Evlilik programlarıyla falan. Ama bir şey söyleyeceğim. O reyting almazsa o yapımcı onu oraya koymaz ki. Senin şimdi... evdeki annen... Senin evdeki kalan insan, kimse, bacın, anneannen o programları örgü örürken o programları seyrediyor yani. Kardeş cinayetleri kapalı devlet cinayetleri çözmek yani bu televizyon şeylerine mi kaldı? Devlet yok mu? Devletin polisi, devletin şeyi yok mu? Niye onlar çözmedi, bunlar çözüyorlar? Sebep ne? Bunlara mı kalmışız? Hayır dizilerde 15 senedir yani devam eden arka sokaklar var ya. Ben de onu ben geçen esprisini yaptım. Ya dedim böyle bir şey var mı dedim ya. Yani... Orada doğan çocuk şimdi aslında... Evet yani olay başka bir şeye gidiyor. Neyi yani. Neyi anlatıyorlar abi? Yine o şey, biraz... 4 tane 5 tane dosyayı çözüyor şeyde de, içeride. Anlatabiliyor muyum? O, bu film abi boyunca... Biraz 10 tane kanalımız var. Hangi kanala gitsen karşısında ne dizi var? Savcı var, öbüründe hakim var. Karşısında ne var? Çukur var, öbüründe... Ama sen seyrediyorsun, var. Ben seyrediyorum. Çocuk, o seyrediyor abi. Çocuklar seyrediyor abi. Ya abi seyretmesin. O zaman kapattır televizyonu, seyrettirme. Ya o çocuğa kapattırabilir misin? Niye benim iki tane kızım var yine söyleyeceğim. Ya kaç kişi ben ne seyrettiğini biliyorum. Ne yaptığını biliyorum. YouTube'da neye girdiğini, sosyal medyada yok benim kızlarım yani. Bak yine ne söylüyorum. Güzel, ama herkes senin gibi değil. Hayır ama herkes benim gibi olacak. Ben çocuklarıma fiske vurmadım. Herkes benim gibi olacak. Olmak zorunda. Yoksa sen ağlarsın, ben ne ağlarım. Ben şey yaparım, hayır, böyle devam eder yani. Rütük neye yarıyor Rütük? Abi Rütük neye yarıyor onu bilmem. Ben Rütük başkanı Rütük falan neye değilim. Rütük neye yarıyor? Yani sonuçta başka bir şey söylüyor. Diyanet işleri neye yarıyor? Rütük neye yarıyor? Bunlar önüne geçmeler lazım. Bunlar geçmeli bunlar. Bunlar bize temsil eden. Ya olarak. Nasıl geçmiyor abi? Görmüyor musun günde? Sen abi öyle bir kurulmuşsun ki ben anlayamıyorum. Diyanet işleri olsun, Rütük olsun bu gibi şeylere. Niye bunlar demeç vermiyor abi? Niye bunları durdurmuyorlar? Abi durdurduğu da var. Ceza kestiği de var. Ya önde, bir sürü görmüyor muyuz abi? Bilmem tekrar... ne televizyonunda, bilmem ne kanalı şu kadar ceza yedi. Ya, bilmem ne televizyonda... Demek ki o cezalar caydırıcı değil işte. Adam... Ya senin adam, halkın seyrettikten sonra adam ne yapsın adam abi? Adam cinayet işliyor. Evet. Mahkeme gelir, kravat takır, iyi halden 10 sene gitti. Efendim diyor ben pişmanım, özür dilerim diyor. Ölende özür mü? Ama bir şey söyleyeceğim. Ben o zaman sana ne derim biliyor musun abi? Sen... Diyorsun ki bak hala oraya döneceğim. İyi senin kanın doluyor. İşte Türk evladıyım falan filan hayır, diyorsun. Şey, burada ne iş ama var? Bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyeyim. Ben cinayet işliyorum. Geliyorum hakim kravat takıyorum. Evet diyor. Rengi deseni iyi. Disiplinli adam. 10 sene düştük. İyi hal. Efendim diyor ben pişmanım diyor. Bu da mı Cumhurbaşkanı? Hayır ben Cumhurbaşkanı demedim ya. Cumhurbaşkanı demedim. Ben bunu diyorum bunu. Orada da iyi halden yürütüyor. Yani Rütükler de öyle. Caydırıcı değil. Cezalar caydırıcı olmalı. Halen hayvanlarla ilgili bir kanun daha çıkmadı ya. Hayvanlar öldürülüyor. Hayvanlar, insanlar zaten öldürülüyor da. Kadınlarımız her gün cinayetler. Ama bir şey söyleyeceğim. Kadınlar öldürülüyor ya. Bir kanun çıkacak mesela. Abi niye çıkıyor? Mecliste işine gelen elini kaldırıyor, eline gelişine kaldırmıyor. Ya o %4'sü bunların elinde yapsınlar. Kadın hakları niye abi bugün her gün cinayetler işleniyor? Dün daha bir anne bebeğiyle infaz ediyor. Bunlar ne ya? Niye duruyor? Demek ki kanunlar yeterli değil. Bebeğiyle mi öldü? Kanunla ne yapsın abi? Ben şimdi burada, şurada abi, bir kavga ediyorum bir tane kadın var burada. Kanun burada ne işi var? Abi, kanun ne yapsın abi? Ya herkes silahlar var ya. Şimdi sen uzun namlı keleş yasaklamışsın ama şeyli şarjörlü av tüfekleri serbest. Uzun namlı. Teksas'a dönmüşüz. Herkese silah var ya. Peki. Çok sen teşekkür de, ediyorum. Program yok, bitti. Benden iyi yok. Abi Rütünge burada sesleneceksin. Diyanet'e sesleneceksin. Çözerse bunlar çözerler. Bu kir ekranları. Evet. Bir de valiler çözer. Ben abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada benim sözlerim yanlış anlaşıldıysa ihsan ola, af ola. Ben ülkemin sevdalısıyım. Ben gerçekleri görüyorum. Hakikatler bunlardır. Doğrudan yanayız. Gerçekleri anlatmak zorundayız. Belki acı gelir ama doğrudur. Acılar devamlı doğrudur. Neylerse Mevlam güzel eyler. Bu güzel Ramazan arefesinde, Ramazan gününde barış, barış, barış diyorum. Biz ölmekten yorulduk. Öldürenler savaştan yorulmadılar.
öldürmekten yorulmadılar. Barış, barış ya. Hadi bakalım. Sanatçının isteği de barıştır. Evet. Evet. Sen de, ben de, bacım da barış evet. diyoruz. Çocuklar, Azerbaycan'a burada selam. Bugün de artık sonuna geldik. Yarın sabah 10'da biz Kadir'le yine buradayız. Görüşmek üzere. Bu arada Semiha Alya Ayda Zeynep Eray. Alya Altire Ayda Altire Zeynep Altire Eray. Çocuğumuz resmini bulamadım ben. Hmm. Çünkü kapalıydı bize. Alya Altire Ayda Altire Altire şey Alya Altire Ayda Altire Zeynep Altire Eray Rumuzu Instagram'da bir de dün de Erçin'di galiba kızımız. Hı hı. Ona da lütfen SMA çocuklarımıza desteğinizi olun. Ve yarın sabah aynı saatte buluşmak üzere. Efendim en güzel gününüz böyle olsun. Size sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.